Sayın Erhan Aktaş Hocam, değerli katılımcılar, ben bu akşamki moderatörünüz Nihat İdil. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Rabbimize şükürler olsun ki bir akşam daha bir Kur'an'la buluşma platformunun düzenlediği Erhan Aktaş ile Kur'an sohbetleri toplantısında bir araya gelebildik. Ve bizim yol göstericimiz olan, bizi kurtuluşa çıkartacak olan kitabımız Kur'an-ı Kerim'i daha yakından anlamak, daha iyi öğrenebilmek, onunla daha çok yakınlaşabilmek imkanı bulduk. Rabbimize şükürler olsun. Ayrıca mikrofonları da bir taraftan kapatıyorum ben. Ayrıca Erhan Aktaş hocamın da çok büyük katkılarıyla bu toplantıları yapabiliyoruz. O nedenle kendisine buradan hepimiz adına çok uzun yılların deneyimlerini bizimle paylaştığı için ve bu kadar içten karşılık beklemeden bize vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Burada bulunan herkes adına, kendim adına çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. İlk defa katılan arkadaşlarımız da var. Bu akşam aslında biz ayetleri konuşuyoruz genellikle ve bu ayetleri de sizlerden alıyoruz. Sizin istediğiniz ayetleri konuşuyoruz. Ama bu akşam salat konusunu konu olarak, bir bütün olarak ele alacağız Allah nasip ederse. Ve bayağı çetrefilli bir konu olduğu için ne kadar yetişecek inşallah yetiştiririz diye umuyorum. Erhan hocamız bize anlatacak. Daha sonra Erhan hocamızın anlattığı konularda sorusu olan olursa ya da katkıda bulunmak isteyen olursa hiçbir şekilde söze doğrudan karışmasın. Programın el kaldırma özelliğini kullansın. Erhan hocamız konuşurken mutlaka mikrofonları kapalı tutalım. Ve bu el kaldırma özelliği sayesinde ben görüyorum burada söz isteyenleri. Onlara ilk fırsatta sırayla söz vermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Söz alan kişilerden de bir ricamız var. Bayağı kalabalığız ve çok kişinin konuşabilmesi, vakti güzel ve verimli kullanabilmek için mümkün olduğunca lafı fazla dolandırmadan meramınızı hızlı bir şekilde anlatırsanız memnun oluruz. Bir de şuna dikkat ediyoruz. Herkesin aynı fikirde olmasına imkan yoktur. Fikirler farklı farklı olabilir. Fikir ayrılığımız varsa kendi fikrimizi ifade edebiliriz. Ama karşılıklı tartışma ortamına olayı taşımamaya çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Rabbimiz bize zihin açıklığı versin, anlayışımızı arttırsın diye temenni ediyorum. Ve bu yaptıklarımızın, çabalarımızın Rabbimizin katında bir karşılık bulmasını diliyorum. Hepimizin faydalanacağı güzel bir toplantı olmasını umut ediyorum. Mikrofonu açık olan yeni giren arkadaşlarımız, mikrofonlarınızı ben kapatıyorum. Hocam bugün salat konusunu konuşacağız. Bu o kadar ilginç bir konu ki aynı kitaba bakarak, aynı kitabı okuyarak bazı kişiler namaz dinin direğidir diyorlar. Bazı kişiler ise Kur'an'da namaz diye bir ritüel yoktur diyebiliyorlar. Yani bu kadar farklı fikirler çıkabiliyor. Ve gene şöyle de bir durum var. Kur'an tek başına yeterli değildir diyen gelenekselci grup, Muhammed Resulümüzün sözlerine ihtiyaç duyar açıklanabilmesi için diyen gelenekselci grup, en büyük delil olarak bizim karşımıza namazı ileri sürerler ve bana Kur'an'da namazı göster sözünü mutlaka hepimiz duymuşuzdur. Şimdi biz de merak ediyoruz. Kur'an'da namaz var mı? Varsa kaç vakittir?
kaç rekattır? Eğer bir vakti kaçırırsak ne olur? Veyahut da İslam'a inandığı halde namaz kılmayan dinden çıkmış olur mu? Mesela Rabbimiz bizi yaratan olduğu halde abdest alırken sağ tarafımızla sol tarafımızı birbirinden ayırmış mıdır? Bu konuda çok fazla sorularımız var kafamızda. Fakat siz yoğun bir çalışma yaptınız ve konuyu derleyip toparladınız. O şekilde bize ileteceğinizi düşünüyorum. Ben mümkün olduğu kadar söze az karışacağım. Sadece çok gerektiği durumlarda devreye gireceğim. Tamamen bu akşamki toplantımız sizin yönlendirmeniz doğrultusunda yürüyecektir. Ben sözü size teslim ediyorum hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, sözlerime başlarken hepinize saygılarımı sunuyorum. Benim burada olmam aslında sizden farklı bir anlam taşımaz. Yani burada herkesin bu konuya zaman ayıran, inancını, dinini tartışarak, sorgulayarak öğrenmek isteyen herkes neyse ben de oyum. Yani bir fazlam yok. O açıdan Nihat kardeşimin benimle yapılan sohbetten dolayı bana ayrıca bir pay ayırmasını saygıyla, teşekkürle karşılamakla birlikte şahsen acizane sizden yani benim burada bulunmam Allah indinde burada oluşumla sizin burada oluşunuz arasında bir fark olmadığını düşünüyorum. Bu arada bir hatırlatma olarak 98 kişiye ulaştık Nihat Bey. Eğer yani 100 kişilik bir şey var, limit var biliyorsunuz. Belki bugünün o 100 kişiden fazlasını da kabul edebilir program. Onun için girmek isteyen olursa almaya devam edelim. Nihat Bey gayet özetle ifade etti. Yani konu salat. Salat konusu şu anda Türkiye'de büyük bir gündem oluşturuyor. Zaman zaman işte 40 yıldır ya da daha benim tanıklık ettiğim 40 yıldır diyorum. Her dönem Türkiye'de Müslümanlar kendi aralarında farklı farklı konuları tartışırlar. Yani gündemin ağırlıklı maddesi olarak daha önce işte Kur'an ve sahih sünnet konusu çok tartışıldı. Sahih sünnet kime diyeceğiz, neye diyeceğiz tartışması yapıldı. Bir ara muhkem müteşabih konusu tartışıldı. Bir ara dine sonradan ilave edilen yani bizim edile-i şer'iye olarak tanımladığımız bu dört kaynağın aslında meşruluğu tartışıldı. Yani zaman zaman dönem dönem bir ara Kur'an'ın anlaşılabilirliği üzerinde tartışmalar yoğunlaştı. Son zamanlarda son belki bir iki yıldır biraz daha kamuda karşılık buldu. Daha öncesi de var ama salat konusu Nihat Bey'in de çok güzel ifade ettiği gibi çok uç iki noktada tartışılıyor. Dolayısıyla yok diyen yani salatın ritüel anlamda namaza tekabül etmediğini, ifade etmediğini diye iddia eden bir anlayış da bu iddiasını Kur'an'a dayandıran bir Kim anlayış. aradın Aynı zamanda dolayısıyla şimdi bugün konuşacağımız konu salat olunca da zaten ilgi de onu gösteriyor yani demek ki halen daha gündemde önemli bir yer tutuyor. Ve ne yazık ki bu konuyu gündeme getiren arkadaşlar da maalesef birbirlerine karşı hiç de İslami bir olgunluğa uygun davranmıyorlar. Birbirlerini çok rahat bir şekilde tekfir edenler var. Yani namaz ritüel olarak vardır diyenleri müşrik olarak tanımlayanlar var. O inanca şirk diyenler var. Ya da bu yoktur diyenleri
kafirlikle itham edenler var, dinden çıkmakla suçlayanlar var. Bizim mevzumuz bunlar değil. Bu konuyu çok ayrıntılara inerek, yani çok detaylandırarak, yani ilmihale konu olacak olan kısımlarına girmek istemiyorum. Dolayısıyla esas ana hatları itibariyle bugün şimdi salatın anlamı üzerinde duracağız öncelikle. Ondan sonra Kur'an'da salat kelimesinin hangi anlamlara geldiğiyle dair yine Kur'an ayetleri üzerinden bilgi paylaşımını inşallah gerçekleştirmeye çalışacağız. Ve hemen konuya girerek öncelikle salatın anlamı noktasında değerli kardeşlerim, salat sat, lam, vav kök harflerinden oluşuyor şeklinde bir anlayışla beraber sat, lam ve ye harfi şeklinde, yani o son harfin ve ye şeklinde olduğu iki ayrı anlayış var. Şimdi ye olduğu zaman, kök harfi ye olarak alındığında, bu Kur'an'da yaklaşık 25 ayette geçen ve yaslanmak anlamını ifade eden, ateşe yaslanmak, ateşe atılmak, ateşe girmek anlamına gelen şekliyle, ancak bizim ritüel, yani namaza işte götürdüğümüz kısmı kök anlamı sele ve, yani satlam vav harflerinden oluşuyor. Bunun satlam vav harfinden oluştuğunun kanıtı da bu kelimenin, bu sözcüğün çoğuluna gittiğimiz zaman orada açığa çıkıyor bu. Yani bu kök anlamının oradaki illet harfinin vav olduğu noktasında kesin bir bilgiye ulaşıyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Dolayısıyla bu akşam salatın kök anlamını ifade eden harflerinin sat, lam ve vav olduğu üzerinden konuyu ele alacağız. Doğrusu olan bu. Salat kelimesi hayvanın arka orta bölümü, kuyruğunun çıktığı yer, uyluk, sırtlamak, desteklemek, yakından takip etmek, arkasından yürümek, bağlı kalmak, yönelme, hitap etme, dua, namaz, yalvarış, bağışlanma dileme, istirham, rica, övgü, takdir, methiye, kutsama, lütuf, şükran gibi anlamları olan bir sözcük. Yani bu kadar teferruatlı anlamlara gelen bir kelimeden söz ediyoruz. Önden giden atı izleyenlere de musallin, yani takip eden anlamında musalli deniyor. Kur'an ise salat kelimesini, salat sözcüğünü, birincil anlamı Allah'a yönelme, yani vahyi tasdik etme ve vahye muhatap olmuş bir kişi olarak bu vahyin buyruklarına tabi olma. Yani Allah'a yönelmekten kasıt Allah'ın buyruklarına tabi olmak. Allah'a kulluğu icra etmek, gerçekleştirmek. Diğeri ritüel anlamda namaz dediğimiz, namaz diyeceğiz çünkü namaz kelimesini kullanmasak konuyu anlatma imkanımız çok kısıtlanır. O açıdan ben de namaz kelimesini kullanacağım bu akşam. Farsça bir kelime, Kur'an'da geçmeyen bir kelime ama salatın ritüel olarak ifade ettiği ve bizim artık namaz deyince ne anlıyorsak onu ifade eden kısmı bu. Destekleşmek, yardımlaşmak, dayanışma anlamında var. Yani birincisi Allah'a yönelme, ikisi ritüel olarak namaz, üçüncüsü destekleşme, dayanışma, yardımlaşma, dördüncüsü dua, beşincisi din, altıncısı da havra şeklinde Kur'an'da bu kelimenin karşılıkları var. Ayetlerde bu geçiyor. Dolayısıyla biz öncelikli anlamı olan Allah'a yönelme kısmıyla başlamak istiyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki her kelime en doğru anlamı ancak onun zıt anlamı bilindiğinde anlaşılabilir. Yani bir kelimenin
anlamının doğru olup olmadığını anlamanın yöntemlerinden birisi de o kelimenin zıddının bilinmesiyle, zıddıyla karşılaştırılarak anlaşılacağı için şimdi salatın geçtiği ve 75. surede 75. surenin 31. ayetinde şöyle geçtiğini görüyoruz. Fela saddaka ve la salla ve lakin kezzebe ve tevella. Şimdi orada bu iki ayet arasında saddaka doğrulama, tasdik etme, onaylama ve salla var. Diğerinde de kezzebe ve tevella var. Şimdi saddakanın zıddı kezzebe, yani doğrulamanın zıddı yalanlama. Sallanın zıddı ise tevella. Tevella yüz çevirmek olarak tanımlayabiliriz. Sallanın zıttı bu. Dolayısıyla salla Allah'a yönelmek, tevella ise o yönelişten yüz çevirmek. Tabi bu yüz çevirmenin birçok çeşidi var. Yani ona karşı çıkmak, ona engel olmak, onu yalnız bırakmak, yani ilgisiz, duyarsız kalmak o konuda. Kısacası salat kelimesinin ana iskeleti, hatta omurgası Allah'a yönelmektir. Tevvellanın zıddı olan Allah'a yönelmektir. Şimdi bu anlamı üzerinde olaya bakıldığında karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Bu yönelmenin içerisinde ritüel anlamda salat var mı yok mu? Yani salat bu yönelmenin bir bölümü mü, bir parçası mı? Yoksa salat, yani böyle bir namaz diyelim. Namaz böyle bir yönelmenin herhangi bir unsuru değil ya da asli unsurlardan birisi değil mi diyeceğiz. Bunun için şöyle baktığımızda karşımıza çıkan tablo şu: bir gelenek var, adına gelenek diye işte tanımlama yaptığımız anlayış, inanç var. Bu 14 asırdan beridir devam eden, gelen ve neredeyse işte dünya Müslümanlarının belki %90'ından fazlasının da kabul ettiği anlayış, namaz 5 vakittir. Namazın işte rekat sayılarını biliyoruz. Sünnetleri saymasak sabah 2, öğlen 4, ikindi 4, akşam 3 ve yası da 4 şeklinde şeyleri de dahil edersek sayılar artıyor tabii. Bunun yanı sıra, yani sadece bununla da yetinilmiyor. Vitir namazı, kuşluk namazı, İstihara namazı, kandil gecelerinde kılınan işte bağışlanma isteğine yönelik namazlar ya da pazartesi, perşembe namazları vesaire şeklinde şu anda Müslüman olduğunu varsayan, iddia eden nüfusun, ki 1.7 milyar olarak söyleniyor, nüfusun yani %90'ı diyeceğim ama %90'ı bence gerçek değil, %98 falan denecek kadar büyük bir kitle böyle inanıyor. Bu saydığım şekilde inanıyor. Şimdi bu kadar büyük bir kitlenin ve 14 asırdan beridir inandığı ve uyguladığı, inanıyor ve uyguluyor halen dediği bir ortamda birilerinin 14 asır sonra çıkıp ya aslında biz bu konuda yanlış yapıyoruz, Kur'an'da böyle bir 5 vakte karşılık gelecek bir konu değil bu. İşte rekat sayıları söylendiği gibi değil. Peki nedir o zaman? Aslında Kur'an'da 2 vakit var veya 3 vakit var ve vakitler ikişer rekattır düşüncesi, anlayışı, inancı yanı sıra böyle bir çıkışın yanı sıra bir de yok kardeşim, Kur'an'da namaz yok. Namaz dediğiniz şey zihinsel faaliyettir ve bu faaliyetin gerçekleşmesi için destekleşmektir. Yani namaz kesinlikle zinhar
Kur'an'da bunda namaz yok gibi bir üç farklı görüş ortaya çıktı. Hali hazırda şu anda Türkiye'de bizim de gündemimizde olan üç farklı anlayış. Bir geleneksel anlayış, iki namazı iki veya üç vakte ve işte rekatı iki sayıya düşüren düşünce, anlayış, görüş. Bir de kesinlikle yok diye üç anlayış var. Ben şahsen Kur'an'dan kendi çalışmalarımla çıkarttığım sonuç kesinlikle namaz var. Bunun asla hiçbir şekilde ihtimal dışıdır başka seçenekler. Bu kesin, yani benim düşüncem, benim derken artık gerisi herkesin düşüncesi, herkesi bağlar. Bu beni bağlayan bir şey. Namaz Kur'an'da kesinlikle var ve namaz Kur'an'da üç vakit olarak var. Ve bu vakitlerin sayısı da iki rekattır şeklinde bir anlayış ve düşünceye mensup bir kişi şu anda karşınızda bu konuyu konuşuyor. Şimdi bununla ilgili tabii ayetleri sırasıyla ele aldığımızda namazın Allah'a yönelmeye, namaz diyorum, salatın Allah'a yönelmek olduğuna dair çok fazla ayet var. Ancak ben şunu düşünüyorum, sorun Allah'a yönelmeyle ilgili olmadığı için, zaten tartıştığımız konunun herhangi bir şekilde Allah'a yönelmekle ilgili olmadığını da bildiğim için bu Allah'a yönelmeyle ilgili olan ayetleri burada okumaya çalışsam en az 50-60 tane ayet söylerim, okurum. Dolayısıyla bence esas şu anda bizi daha çok ilgilendiren kısmına önem ve ağırlık vermemiz gerekiyor. Sadece burada şöyle bir ayrıntı sayılmasa da, yani bana göre ayrıntı değil ama belki ayrıntı da görülebilecek bir şey var. Dikkat edilirse genellikle ve akimus salah ve atiuz zeka terkibi Kur'an'da salatı ikame edin ve zekatı da verin tarzında bir terkip var. Ve bu terkip namazın, yani salatın, daha doğrusu salatın namaza tekabül ettiği, yani ritüel anlamda namaz sayıldığı, çünkü bugün geleneksel düşünceyle bağlarını tam koparmamış olsa da bu işi sorgulayan önemli şahsiyetler var. Türkiye'de herkesin takip ettiği, değer verdiği, bildiği. Bu kardeşlerimiz şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ve akimu salah ve atiu zekat denen ayetlerdeki akimu salah namaza tekabül ediyor. Yani bu ayetlerin olduğu, yani bu ayetlerde bu terkibin olduğu bu ayetler direkt namaza ait ayetlerdir. Yani ben öncelikle bu düşüncenin doğru olmadığını, zekat kelimesinin anlamına bakıldığında Kur'an'da çok bariz ve açık bir şekilde zekatın arınmak anlamına geldiğini, mali yardım ya da mali destek anlamı taşımadığını, dolayısıyla burada ve akimu salat ve atiu zekat, yani vermek anlamına gelen kelimenin aynı zamanda yapmak anlamı da var. Kaldı ki bu kelime, yani salatı ikame eden ve zekatı yapan, yani salatı ikame etmek Allah'a yönelmektir. Buradaki zekat kısmı ise bu yönelmenin şirksiz bir şekilde, arı duru temizlenmiş bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Yani Allah'a yönelirken bu yönelmenin de şirksiz olması, arı duru ve net olması, tezkiye edilmiş, arınmış bir şekilde yapılması anlamı taşıyor. Yine burada hemen sözümün başında şunu da ifade edeyim. Değerli kardeşlerim, genellikle ruku ve secde kelimelerinin geçtiği ayetleri
ritüel namaza referans olarak göstermenin de doğru olmadığını, yani bu rükû etmenin ve secde etmenin ritüel namazda bedenen yapılanlara da isim olarak verilmesi bizi burada yanıltabilir. Elbette ki ritüel olarak icra edilen namazda adına rükû dediğimiz, ayaktayken işte eğilmek, adına secde dediğimiz efendim alnımızı yerle işte temasa geçirmek şeklinde bunlar namazın işte ritüel olarak ifade edilen salatın rükünleri, ancak Kur'an'da gerek reka'a ve gerek secde kelimelerinin namaza, salat ritüel anlamda salatın ritüel kısmına referans, yani delil teşkil etmez. Çünkü bunlar ayrıca kendilerine has anlamları var. Yani rekat, rükû etmek, Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü tasdik etmek, bu şekliyle kabul etmek inancıdır. Ya da secde etmek, bu kabullenmek anlamında, tasdik etmek, saygı ifadesi göstermek anlamında bir Kur'an kelimesidir. Dolayısıyla bu konuda da böyle bir tespiti yapmakta yarar var. Zekat kelimesinin anlamlarıyla ilgili birçok ayet var. Yani bunu siz zaten muhtemelen aşinasınız, biliyorsunuz değerli kardeşlerim. Şeyleri geçiyorum, bu yönelme ile ilgili olan ayetleri. Çok fazla ayet olduğu için geçerken biraz zaman alıyor. Evet, şimdi konunun namaza, yani tekabül eden kısmına girmeden önce bir de, çünkü namaz konusunu çokça konuşacağız, salatın destek ve yardımlaşma anlamlarının olduğunu da, o anlamlara geldiğini de söylemiştim. Ve bununla ilgili 2. surenin 157. ayeti, 33. surenin 43. ayeti, yine 33. surenin 56. ayeti, 8. surenin 3. ayeti, 9'a 99, 9'a 103, 20'ye 131, 20'ye 132, 20'ye 14, ve 104'e 4 ve 5, 22'ye 35 destek anlamına geldiğine dair ayetler daha var. Onları da saymayı bırakıyorum şu anda. Değerli kardeşlerim, destekle ilgili belki şu ayeti biraz ele almakta yarar var. O da 20. sure, Taha suresinin 132. ayeti. Bunu sıkça duyarız, konuşulan, anlatılan ya da işte mescitlerde, camilerde hoca efendilerin dillendirdiği şey bu. Ehline salatı buyur, sen de onun üzerinde sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz, seni biz rızıklandırıyoruz, sonuç takva içindir. Ehline salatı buyur kelimesinden hareketle ya da oradaki işte o buyruktan hareketle
Ehli kimdir bir insanın? İşte eşidir, çocuklarıdır. Yani aile halkıdır tarzında da buna anlam veriliyor. Oysa ki burada söz konusu edilen salatın namazla bir ilgisi yok. Bir önceki ayete bakıldığı zaman, aynı surenin 131. ayetine bakıldığında, onlardan bazı zümrelere kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere imrenme. Yani müşriklerin ya da kafirlerin, servet sahibi olan kimselerin sahip oldukları servete imrenme. Ehline salatı buyur, sen de onun üzerinde sabırlı ol buyruğu şunu diyor aslında bize, diyor ki kafirlerin, müşriklerin sahip olduğu servet, güç kesinlikle imrenilecek bir şey değil. Eğer siz de, yani ehil dediği senin yanında yer alanlar, sen ve senin taraftarların, sen ve seninle aynı inancı paylaşan kimseler, yani müminler, Müslümanlar, eğer siz aranızda destekleşirseniz, buradaki salat bu, ehline salatı buyur, yani ehline, taraftarlarına yardımlaşmayı, destekleşmeyi, dayanışmayı buyur. Eğer siz bunu yaparsanız, sizin bununla gerçekleştireceğiniz güç, yani destekleşerek, yardımlaşarak, dayanışarak elde edeceğiniz güç, o müşriklerin veya o kafirlerin, servet sahibi kişilerin sahip olduğu güçten daha fazla, daha büyük bir imkan sağlar. Yani destekleşmenin ve yardımlaşmanın önemi muhakkak herkesin çok yakından bildiği, şahit olduğu, tanıklık ettiği bir konu. Değerli kardeşlerim, bu açıdan salatın destek anlamıyla ilgili aslında gerçekten de Müslüman Allah'a yöneldiğinde, bu yönelişini gerçekleştirirken salat Allah'ın desteğine tabi olmaktır. Yani talip olmaktır. Allah'ın buyruklarına tabi olurken o buyrukları gerçekleştirmek için Allah'tan destek istemektir. Allah'tan yardım dilemektir. Bu çok önemli bir husus. Dolayısıyla yine çokça bildiğimiz Allah ve meleklerinin işte Nebi'ye salat ettiğini, işte müminler, Müslümanlar, siz de salat edin. Şimdi Allah'ın ve Nebisinin, Allah'ın ve meleklerinin Nebi'ye salat etmesi ne demek? Allah ve melekleri Nebi'ye destek oluyorlar, Nebi'ye yardımcı oluyorlar. Ona, onun mücadelesinde o mücadeleyi vermek için ihtiyaç duyduğu konu her neyse, o konuda ona katkı sunuyorlar, destek oluyorlar. Siz de o desteği ona verin, ona sağlayın. Yoksa Allah'ın ve meleklerin Nebi'ye salat etmesinin başka bir şekilde izahı söz konusu olamaz. Yani buradan hareketle şunu biliyoruz ki, salatın önemli anlamlarından birisi, başat anlamlarından birisi destekleşmektir, dayanışmaktır, yardımlaşmaktır. Kur'an'da salatın namaz olmadığını iddia eden arkadaşların da en çok üzerinde durduğu konu bu, destekleşme ve yardımlaşma. Evet, gerçekten de salatın destek ve yardımlaşma anlamına sahip olduğunu da Kur'an'dan açık bir şekilde görüyoruz. Var zaten. Evet arkadaşlar, şimdi geldik namaza. Yani Allah'a yönelmenin, destekleşme ve yardımlaşmanın salatın önemli anlamlarından olduğunu Kur'an'da açık ve net bir şekilde görmemiz mümkün. Ancak gündemde tartışmaya konu olan şey namaz olduğu için ben o iki konuyu biraz
kısaca kenarından geçerek, özetlemeye çalışarak geçtim. Değerli kardeşlerim, Kur'an'da ritüel anlamda namazın var olduğunu gösteren ayetler üzerinden şimdi konuyu ele almaya çalışacağız inşallah. Birincisi şu, 4. surenin 103. ayetinde salatı ikame ettikten sonra ayakta oturarak ve yanlarınız üzerinde Allah'ı anın, güvene kavuştuğunuz zaman salatı gereği gibi ikame edin. Kuşkusuz salat belirlenmiş vakitlerde müminler üzerine yazılmıştır. Şimdi dikkat edilirse salatın belli vakitlerde müminler üzerinde oradaki yazılmaktan kasıt farz kılınmıştır, emredilmiştir, kayıt altına alınmıştır tarzında anlaşılması gereken bir emir bu. Yani ve vakitleri belli olarak inne salate alel müminine kitaben mefkuten, yani inne salate salat alel müminine, müminlerin üzerine kânet kitaben mefkuten, yani vakitleri belirlenmiş olarak kitaben yazılmış, mefkuten de vakitlendirilmiş anlamına gelen bir kelime. Vakitlendirilmiş, yani vakitleri belli olmuş bir şekilde müminlerin üzerine yazılan, farz kılınan bir ibadettir. Dolayısıyla bu ayetten hem ritüel anlamıyla bugün icra ettiğimiz namazın farz bir ibadet olduğunu, yapılması gerekli kılınmış bir ibadet olduğu ve bunun da vakitlerinin belli olduğu şeklinde bu ayetten bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Yine ritüel anlama tekabül eden, yani salatın, namaz dediğimiz işin dayandığı ayetlerden bir diğeri de yön dediğimiz, kıble dediğimiz, istikamet dediğimiz ayetlerdir. Bu ayetlerde içinde salat kelimesi geçmese de ama salatla ilgili ayetler olduğu için salatı Kur'an'dan öğrenmek ya da bilmek isteyenlerin aslında göz ardı etmemeleri gereken ayetlerdir. 2. sure 125. ayet. Hani biz beyti insanlar için toplanma yeri ve güvenli bir yer kıldık. İbrahim'in makamından kendinize bir salat yeri edinin dedik. İbrahim ve İsmail'den evimi tavaf edenler, kendilerini adamak amacıyla orada toplananlar, rükû ve secde edenler için temiz tutun diye söz aldı. 2'ye 142 Bakara suresinin insanlardan bir takım beyinsizler, daha önce yöneldiğiniz kıbleden sizi çeviren nedir diyecekler. De ki doğuda batıda Allah'ındır. O dileyen kimseyi doğru yola iletir. Müslümanların daha önce yöneldikleri bir yön var. Kıble yön demek. Yönelilen yer demek. Yönelmenin gerçekleştirildiği mekan demek. Yön ifadesi esas belirleyici anlamı. Şimdi daha önce diyor yöneldiğiniz yerden sizi vazgeçiren şey nedir diyecekler. Müslümanlar daha önce bir yöne yöneliyorlar ve akabinde yön değişikliği söz konusu olunca da beyinsizler, işte bazı beyinsizler buna itiraz ediyorlar. Bu bizim namaz kılarken Mescid-i Haram tarafına yönelmemiz ve bu şekliyle namaza durmamız, başlamamız aslında bu ayetlerle de çok açık bir şekilde ifade edilmiş zaten. Yine 2. surenin 143. ayetinde ve böylece sizi vasat bir toplum yaptık ki
insanlara karşı gerçeklerin tanıkları olasınız. Elçi de sizin üzerinizde tanık olsun. Senin arzulayıp da yönelemediğin kıbleyi Resul'e uyanları ökçeleri üzerinde geri dönenlerden ayırt etmek için kıble yaptık. Yani Nebi'nin arzulayıp yönelmeyi arzuladığı ama yönelemediği, çünkü yönelmesine ilişkin herhangi bir buyruk olmadığı için yönelemediği kıbleye yönelme hususunda Allah'ın bir buyruğuyla yönünü değiştirmesi konusu aynı zamanda bir sınav konusu. Nasıl bir sınav konusu? Daha önce yöneldikleri yöne Nebi de yöneldiği için herhangi bir rahatsızlık uyandırmayan ama daha önce Müslüman olmadan önce bazı kişilerin yöneldiği yönün Nebi tarafından değiştirilmesi onlar için bir samimiyet sınavı. Yani gerçekten iman ettikleri için mi, ilkesel bir inanca sahip oldukları için mi, yoksa konjüktürel bir inanç değişikliği mi, yani gerçek bir mümin Müslüman mı, yoksa iki yüzlü, Kur'an'ın ifadesiyle münafık mı? Yani burada bir safların belirlenmesi, safların tercih edilmesi, yön, yönelme ile alakalı bir konu buna zemin oluşturmuş. Burada da yine bunu görüyoruz. Yine 2. surenin 144. ayetinde senin yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Seni razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Yani Nebi yüzünü ya da boynunu göğe doğru çevirip duruyor. Yani belli ki bir rahatsızlığı var ama o rahatsızlığına yönelik de elinden de bir şey gelmediği için burada bir şekilde lisan-ı hal ile Allah'a bir durumunu arz ediyor. Ve Allah diyor ki senin yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Seni razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Yani seni senin içinden geçen, aklından geçen yön neyse, taraf neyse, nereye yönelmek içinde hangi şeye yönelmeyi arzu ediyorsan seni yüzünü, yönünü o tarafa çevireceğiz diyor Allah. Ve ayrıca şunu da söylüyor son bir şey. Her nereden çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Şimdi adına kıble dediğimiz ve bugün bizim büyük ölçüde Kabe olarak tanımladığımız, Kur'an'da da ismen zikredilen Mescid-i Haram tarafıdır. Yani Nebi'nin o güne kadar nereye yönelmişti de yönünü oradan Mescid-i Haram tarafına çevirmesi istendi. O konuda Kur'an'a göre sınırlı bir alan içerisinde kalmaya çalışarak ifade ediyorum. Ama şunu söyleyebiliriz. Nebi daha önce her nereye yöneliyor idiyse o yöneldiği yerden dolayı içinde bir rahatsızlık var. Çünkü onun yöneldiği tarafa diğer inanç mensupları da belli ki yöneliyor. Dolayısıyla onlardan ayrışmayı arzu ediyor ve Allah da bu içindeki isteği bir şekilde karşılık vererek diyor ki nereden çıkarsanız çıkın, nerede olursanız olun yüzünüzü, yönünüzü Mescid-i Haram tarafına çevirin. Yani Mescid-i Haram neresidir? Tek bir kelimeyle adına Kabe dediğimiz işte Mekke'de bulunan yerdir diyebiliriz. Yani tanımlama olarak. Yine aynı şekilde 150. ayette de her nereden çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa çevirin diye devam ediyor bir sonraki ayette. Değerli kardeşlerim, yani bu vakitleri ya vakitlenmiş olarak yer alması namazın
vakitlerinin belli olarak yazılmış olması, farz kılınmış olmasıyla ilgili ayeti Nisa 103'ü ifade ettik ve arkasından da namaz kılarken döneceğimiz, yönümüzü çevireceğimiz Mescid-i Haram olarak Kur'an'da açıkça ifade edilen şey aslında ritüel anlamda namazın olduğunun en önemli göstergelerinden birisidir. Bu konuya buradan girdiğimizde şunu da açıkça ifade etmekte yarar var. Nebi'nin namaz kıldığına dair 23 yıllık nebilik süresi içerisinde müminlerle, Müslümanlarla gerek kişisel evinde gerek inşa ettiği ve adına mescit denilen toplu sadece namaz değil elbette birçok faaliyetin de içinde yer aldığı ama namazların da kadın ve erkek birlikte eda edildiği kesinlikle bir yani bunu biz biliyoruz tarihen bizim için o kadar sağlam bir rivayet bağıyla geliyor ki bu söz rivayeti değil. Yani yaşanan, yaşanmış olan, yaşanarak bize ulaşan ve bu konuda geçmişe dair bilgileri ele alırken bilgilerin tamamını, ne varsa hepsini elbette ki yok saymanın kesinlikle doğru bir yaklaşım olmadığını Nebi'nin, Nebi ile birlikte yer alan çevresindeki müminlerin, Müslümanların ve daha sonra onun döneminden sonraki dönemlerde de ritüel anlamda namazın icra edildiği tarihen sabittir. Bakın sabit kelimesini özellikle kullanıyorum. Tarihin sabitleri var mıdır? Vardır. Yani bütün bir dünyanın, bütün bir tarihçilerin ki bu tarihçiler Müslüm, gayrimüslim yani müsteşrik olabilir, İslam tarihçileri olabilir, fark etmiyor. Başka tarihçiler olabilir ama hiçbir zaman namazın ritüel olarak eda edilip edilmediği konusu tartışma konusu olmamış. Bugün bizim tartışmaya konu ettiğimiz şey namazın varlığı yokluğu değil, icra ediliş biçimindeki bir takım eklemeler üzerinden itiraz ettiğimiz konu bu. Yani namazın varlığı nasıl Kur'an'ın muhafaza edilmesi sabit bir bilgi ve değerse ve bu da yine tarihen, tarihi kaynakların ortaya koyduğu yani gelen ayetlerin Nebi tarafından yazıya geçirildiği, çevresindeki kimi insanlara ezberletildiği ve bir şekliyle yazıya geçirilerek koruma altına alındığı ve o koruma altına alınan metnin bugün bize o günkü biçimiyle, şekliyle ulaştığı konusunda gerek bilimsel çalışmalar, gerek tarihsel veriler, gerekse çok sağlam sayılabilecek aktarımlar bize bunu böyle inanmamızı sağlarken Nebi'nin 23 yıl boyunca bir gün değil, 5 gün değil ve günde işte 2 defa diyelim, 3 defa diyelim, 5 defa diyelim. Sayısının, rekat sayısının bir önemi yok ama icra ettiği konusunda yani Mescid-i Haram'a döndüğü konusunda, kıyama durduğu konusunda, ruku ve secdeli olan bir namaz icra ettiği konusunda zerre kadar bir kuşku ve şüphe ancak yani söz konusu olamaz. Yani bu kadar gerçekliğe rağmen yaşanan bir şey, bakın söz olarak aktarılan bir şeyden söz etmiyorum. Yani bu bize rivayet yoluyla gelen bilgilerin 3 ana geliş şekli var. Bir duyum yoluyla, birisi söyledi, siz de onun söylediğini bir diğerine aktararak ifade ediyorsunuz. Diğeri gördüğünüz bir şeyi aktarıyorsunuz. Yani duyduğunuz bir şey değil, gördüğünüz bir şeyi. Bir diğeri de yaptığınız bir şeyi. Şimdi yani duyduğunuz bir şeyi aktarma sorunu olabilir. Gördüğünüz bir şeyi aktarma
yani duyduğunuza göre daha sağlam olsa da yine sorun olabilir ama bizzat yaptığınız ve bunu ömrünüz boyunca her gün tekrarladığınız bir şeyi bir başkasına aktarmak ki biz buna yaşanan diyoruz, yaşayarak, yaşanarak aktarımı bunun bu şekliyle olmuş. Bu konuyu itiraza konu edinmek çok bence keyfi bir şey olur. Dolayısıyla burada kesinlikle herhangi bir şekilde art niyet diyemem ama keyfilik diyebilirim. Namazın ritüel olarak Kur'an'da olmadığını iddia etmek tamamıyla keyfi bir şeydir. Yine namazın ritüel olarak var olduğunun önemli kanıtlardan birisi de namaz kılacağımız zaman abdest almamızı buyuran Maide suresinin 6. ayetidir. Yani namaza kalktığınız zaman ellerinizi dirseklere kadar ve yüzlerinizi yıkayın, başınızı meshedin, ayaklarınızı da şeklinde abdest almayı buyuran Allah bunu da namazla ilitile, yani sadece namazla bağlantılandırıyor. Namaz için bu. Zaten abdest konusu ayrıca konuşulabilir ama zaten abdestin gerekli olduğu tek yer, tek şey namazdır. Namazın dışında abdesti gerekli kılacak hiçbir şey yok. Hacda, Kabe'yi tavaf edenler de dahil. Yani namaz için öngörülen abdest namazın dışında başka bir ritüel için söz konusu değil. Namaz, abdest namazla kayıtlıdır. Dolayısıyla abdest ayeti de namazın ritüel olarak olduğunu gösteren önemli bir argümandır. Namazın kısaltılması konusu söz konusu. Bu da Nisa suresinin 101. ayetinde geçen yeryüzünde sefere çıktığınız zaman diye başlayan eğer kafirlerin, düşmanların diye tırnak içinde nankörlerin ayette geçen kısmıyla size kötülük yapmalarından korkarsanız yani eğer bir korku varsa burada tabii sefere çıkmak kelimesi genellikle çevirilerde savaş olarak çeviri yapıldığı için yanlış anlaşılıyor. Değerli kardeşlerim, savaş esnasında düşmanla karşı karşıya kalmış bir kişiden Allah namaz kılmasını istemez. Burada sefere çıkmak ne demek? Şimdi bir kere iki ordunun ya da iki gücün nerede karşılaşacakları, nasıl buluşacakları bazen o günün koşullarında da aylarca süren ya da bugün de aylarca hazırlıkların yapıldığı böyle sınırlar da düşmanla neredeyse karşı karşıya ama taarruzun henüz başlamadığı safhada yani çarpışmanın başlangıcından önceki dönemler sefer halidir. Dolayısıyla bu dönemlerde de bir tehlike eğer söz konusuysa Allah bizden namazı kısaltmamızı istiyor. Namazın kısaltılmasının da yine Nisa suresinin 102. ayetinde de kısmen ifade ediliyor. Namaz nasıl kısaltılabilir? Bunun işte 102. ayette de ifade edildiği gibi ikiye ayrılarak bir kısmının birinci secdeyle tamamlaması ve ondan sonra diğer kısmının devam etmesi. Yani birinci secdeden sonra ilk secdeyi yapanların geriye çekilmelerini ve diğerlerinin gelerek Nebi ile birlikte ya da imamla birlikte iki rekat olarak namazı iki secdeden söz ediyoruz. Tamamlamaları iki bölüm. Yani iki kısım, iki bölüm. Bu açık ve net ayette görülüyor. Dolayısıyla tehlike olduğunda kısaltılması istenen, bugün bizim ilmihal kitaplarımızda da işte diyelim ki Hanefi fıkhına göre 90 kilometrelik yaya yolundan fazla uzun bir mesafeye gittiyseniz seferi sayılıyorsunuz, namazı kısaltabilirsiniz. Ne garip ve ne enteresan bir durumdur. Bu kısaltma 4 rekat
eda edilen farz namazlar iki rekat daha düşürülerek yapılırken sünnet namazlara dokunulmuyor. Sünnet namazları yine işte öğlen için diye konuşursak dört öncesi, iki de sonrası altı rekat devam ederken Allah'ın buyruğunda eksiltme yapılıyor da ne bininki ne dokunmuyorlar. Bu da enteresan bir şey ama şurada tehlike söz konusu değilse, çünkü gerekçesi bu, tehlike varsa diyor Allah, tehlike yoksa zaten kısaltma da söz konusu değil. Kısaltma iki türlü olabilir diyeceğim ama ayette açıkça ifade edildiği için, yani diğeri nasıl olabilir? Süresini azaltarak, yani 10 dakika değil de 5 dakikaya diyelim süreyi düşürerek, ama ayette gördüğümüz üzere iki vakit, iki rekat olduğu için dolayısıyla bire düşürerek, yani tek rekatla kısaltma mümkündür. Şimdi namazın vakitleri ve isimleri, yani vakitlerin isimleriyle ilgili kısma geldik. Önce tabii burada bir ön bilgi olarak şöyle söyleyeyim. Namazın Kur'an'dan iki vakit olduğunu iddia edenler var. Onlar da bu iddialarını Nur suresinin 58. ayetine dayandırıyorlar. Biraz sonra onu okuyacağım. Namazın aslında Kur'an'da beş vakit olduğunu söyleyen kardeşlerimiz de bunu özellikle Hud suresinin, şimdi biraz sonra okuyacağım, 114. ayetindeki bir kelimeye, yani zulef kelimesine dayandırıyorlar. O kelime çoğul bir kelime. Üç ve daha fazla anlam içeriyor. Şimdi sırasıyla öncelikle ayetleri görelim. Bir de üç vakit, işte benim şahsen Kur'an'dan çıkardığım şey üç vakit. Bunu da şimdi ayrıntılı bir şekilde inşallah ifade edeceğiz. Arkadaşlar öncelikle Hud suresinin 114. ayetine baktığımızda gündüzün iki tarafında ve gecenin yakınlarında salatı ikame et. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Ve akimu salate tarafeyn nehar ve zulafen minel leyl diye ayetin esas şeyi bu. Yani bizi ilgilendiren ve akim, ikame et salatı, tarafen nehar, yani gündüzün iki tarafında ve zulafen minel leyl, gecenin işte bir vaktinde, gecenin vakitlerinde daha doğrusu salatı ikame et diyor Allah. Bu ayetten şahsen üç vakit namaz söz konusu. Şimdi burada tarafeyn nehar kelimesi aslında taraf, yani etraf, tarafın çoğulu etraftır kelimenin, yani bu taraf kelimesinin çoğulu etraf. Etrafın da ne anlama geldiğini zaten hepimiz biliriz. Yani bir şeyin çevresidir, dış çevresidir. Dolayısıyla günün iki tarafında, iki ucunda dendiğinde bu günün başlangıcı ve günün bitimi, yani fecir ve işa diye şimdi söyleyeceğiz. Bu iki vakti belirler. Bir de zulaf denilen gecenin yakınları anlamına gelen, yani yakın anlamına gelen gecenin Kur'an'da üç ayrı bölüme ayrıldığını, ortası, öncesi ve sonrası şeklinde birkaç ayette de bu şekliyle ifade ediliyor. Dolayısıyla gecenin ilk bölümü, ilk tarafı, yani bu burada çoğul olmasının, bu kelimenin sebebi üç ayrı vakitten dolayı değil, gecenin bir bölümünü tanımlarken orada çoğul kelimesinin kullanması gerektiği için bu şekliyle anılmış. Yani gecenin
yakınlarında, yakınında olsa belki tekil, ama yakınları dediği zaman yakınları çoğul bir ifade. Dolayısıyla buradaki kelimenin çoğul olmasının da sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Yine İsra 78'de de güneşin batmasından gecenin karanlığı bastırıncaya kadar salatı ikame et. Ve akimu salate li duluki şemsi ila gasaka leyl. Yani salatı ikame et. Duluku şems, güneşin batması, gasaka leyl, karanlığın çökmesi. Yani güneş, burada da akşam namazının vakti var. Yani bizim akşam dediğimiz Kur'an'daki anlamıyla İşa, Salatel İşa'nın vakti var. Yani güneşin batımından karanlığın bastırdığı zamana kadar. Bakın burada bir zaman diliminden söz ediyor. Karanlığın bastırması ne demek? Güneş battıktan sonra şu anda gözlemlerimize göre yaklaşık 40-45 dakikalık bir zaman diliminde halen daha, yani göz gözü görebiliyor, halen daha cisimler seçilebiliyor. Yani zifiri karanlık dediğimiz, gerçek karanlık dediğimiz şey daha gerçekleşmemiş oluyor. Dolayısıyla karanlığın bastırması demek artık gecenin, karanlığın tam anlamıyla hakim olması demek. Artık deyim yerindeyse, cisimleri seçmenin, tabii şehirde yaşayanlar için değil bu, seçmenin artık imkansız hale gelmesi demek. Dolayısıyla akşam namazının vakti, güneşin batımından karanlığın çökmesine kadar, salatel leyl dediğimiz, bu zulafen minel leyl denilen, gecenin yakınlarında, yani artık akşam bitti, gece başladı. Dolayısıyla o gecenin yakınları ilk bölümünde, üçe ayırmıştım, o ilk bölümün birinci bölümünde de yatsı namazı dediğimiz, Kur'an'daki karşılığıyla salatel leyl diyeceğimiz gece salatı kısmı başlıyor. Dolayısıyla bu iki ayetten namazların hem vakitleri, biraz sonra da o vakitlerle ilgili isimleri inşallah göreceğiz. O 24. surenin, yani Nur suresinin 58. ayetinde de ey iman edenler, yeminle hak sahibi olduğunuz kimseler, sizden ergenlik yaşına gelmemiş olanlar şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Yani mahrem sayılan alana girerken sizden izin istesinler. Ne zaman? Yani bu izin istenecek zamanlar ne zaman? Bir, sabah salatından önce, yani orada salatel fecir, Kur'an'daki şeyiyle salatel fecirden önce, gün ortasında dediği zuhur, yani gün ortasında dediğinde elbiselerinizi çıkardığınızda da açıklaması devam ediyor. Burada bir salattan söz edilmiyor. Bakın salatel fecir, sabah namazı adı anılıyor, salat ve fecir birlikte. Ama öğlen sadece zuhur deniyor, yani öğlen vakti, ki o vakitte siz elbiselerinizi çıkarıyorsunuz. Çünkü gerçekten de o iklimde yaşayan insanlar saat 10'dan akşam saat 4'e kadar, işte 3'e kadar çalışma hayatından çekiliyorlar. Yani evlerine çekiliyorlar, istirahate çekiliyorlar. Bu saatlerde de diyor, bir de akşam salatından sonra salatel işa. Bakın burada da birincisinde salatel fecir var, ikincisinde zuhur var, başka bir şey yok. Üçüncüde de yine
Salaten İşa, yani burada Kur'an'da bu salatların, bu namazların isimlerini bu ayette görüyoruz. 114'te de Zulafen Minel Leyl'de de gece namazının vaktini ve ismini görüyoruz. Dolayısıyla Kur'an'da üç vakit namazın üçünün de şahsen benim çıkarımıma göre isimleri zaten Kur'an'da geçiyor. Vakitleri belirlenmiş olarak dediğinde de, yani vakitleri kayıtlanmış, belirlenmiş, ayet Nisa 101'de en başta onu söylemiştim, zaten ifade ediliyor, vakitler belli. Bu vakitler aslında bugün şunu görebiliriz, çevremizde namaz kılanlarımız vardır. Yani ya da kendimiz namaz kılıyorsak camiye gittiğimizde cemaatle namaz kıldığımızda sabah namazları iki rekattır. Farzları sayıyorum, sünnetleri saymıyorum. Sabah namazları iki rekattır ve ikisi de sesli okunur. Öğlenleri dört rekattır, dördü de sessiz okunur. İkindi dört rekattır, dördü sessiz okunur. Akşam üç rekattır, ikisi sesli, biri sessiz. Yine yatsı da dört rekattır, ikisi sesli, ikisi sessiz. Yani şunu demek istiyorum, sabah iki sesli, akşam iki sesli ve yatsı iki rekat, ikişer rekat. Bunlar sesli, diğerleri sessiz. Sessiz olanlar zaten yine biraz önce de ifade ettiğim gibi yaşanarak, yaşayan sünnet olarak bize intikal eden bir bilgi de olduğu için zaten bu sessizlerin sonradan ilave edilen esasında Nebi'nin zamanında, döneminde üç vakit ve ikişer rekat olarak kılındığı tarihi kaynaklar itibariyle söylüyorum bilinen ve diğerleri de ilave edilen, yani bugün bizim cemaatle namaz kıldığımızda, imamın arkasında durduğumuzda imam namaz kıldırırken sessizler sonradan ilavelerdir. Diğerleri, bu benim biraz önce ayetlerden de ifade etmeye çalıştığım gibi, isimleriyle beraber Salatel Fecir, Salatel İşa ve Salatel Leyl iki rekat olduğunu da zaten o tehlike anındaki kısmıyla ilgili ayette ifade etmiştik. Değerli kardeşlerim, namazın, yani şu anda namazla ilgili söyleyeceklerim esas itibariyle bu. Bir de cuma namazı var biliyorsunuz. Bu cuma namazıyla ilgili, ondan sonra cenaze namazı var. Bu sarhoşken namaz kılınamayacağına dair ayet var. Yine onu. Bir de mescitlerin, yani burada salatın, efendim işte mescitler anlamında Kur'an'da da ifade edilen toplu eda edilmesiyle alakalı alanlarla ilgili ayetler var. Yine salatın dua anlamına geldiği ayetler var ve havra anlamına geldiği ayet var. Hac suresinin 40. ayetinde aynen direkt ve salatu diye geçer. Yani böyle şey olarak başka herhangi bir ilave falan yok. Net bir şekilde salavat diye geçer. Havra anlamında ifade eden. Çünkü o ayette manastırdan, kiliseden, havradan ve mescitten söz ediyor. Bir de yine salatın din anlamına geldiği ayetler var. Burada şimdi ayrıca yine dediğim gibi çokça başka ayetler var ama ben ana başlık itibariyle bu dua anlamına gelen, ondan sonra cuma salatı anlamına gelen salatların iki vakit değil de üç vakit olduğunu Bakara suresinin Allah-u Alem 148 olabilir ya da 238 de olabilir. Hafizu ala salavati ve salati vusta diyor. Salavat üç demek, yani en az üç demek. Dolayısıyla namazların iki vakit değil, üç vakit olduğunun da bu ayette zaten onun için önemli bir referans. Yani hafizu ala salavati, yani
salatları muhafaza edin. Salatı değil, iki tane salat da değil, salavat üç ve daha fazla, yani üç en az. Dolayısıyla burada da onu da yine görüyoruz. Konumuzun esas ana omurgası, belki de en çok bizim de üzerinde konuşacağımız şey bugün namaz konusudur. O açıdan ben şimdi konuyu, yani burada cuma namazına, cenaze namazına, ondan sonra din ve havra anlamına gelen salatlar konusuna girmiyorum. Yani girersem zaten konuyu tamamen, zamanı tamamen ayırmış olmak zorunda kalacağım. Bu konuda kardeşlerimiz söyleyecek, söz almak isteyen kardeşlerimiz var. İsterseniz zaten yarım saat zamanımız kaldı. Bu anlattığım kısmıyla, anlattığım kadarıyla olan kısmını karşılıklı konuşabiliriz. Sırada Harun Çelik Bey var. Buyurun Harun Bey. Herkese merhaba. Erhan abi size merhaba. Merhaba. Şimdi Kur'an bir konuyu anlatmak istediği zaman gerek tek ayetinde, borç ayeti gibi, gerekse bir konu üzerine anlatım yaptığı zaman ardışık olaraktan ayetlerde anlatıyor. Bu da işte vasiyet gibi, boşanma gibi, evlilik gibi falan gibi konuları. Namazın ana direği olan 5'e 6 ayeti bütün detayıyla anlatmış. Demiş ki 4 tane unsuru var. Yıkayın elleri, yüzleri, ayakları ve başınızı besleyin diye. Şimdi namazın kısaltılmasıyla ilgili örnek verdiğiniz ayet 4'e 101-102 idi zannedersem. Kısaltılmasını anlatan Kur'an olması gerektiğini anlattığı bir ayeti ben Kur'an'da göremedim. Yani iki vakti kısaltmadan dolayı çıkartıyoruz. Yani normali budur, kısaltması ise bu gibi anlıyoruz. Bunlarda bir tuhaflık yok mu? Sorum aslında bu. Yani neden bir ayette ya da birkaç ayette, ardışık ayetlerde bu konu Kur'an'da anlatılmamıştır? İşte ikinci sürede şunu, dördüncü sürede bunu, 24. sürede bunu vesaire gibi böyle puzzle'ın bulunmaz parçaları gibi anlatılmıştır. Ya da biz yanlış mı yapıyoruz? Teşekkür ederim. Estağfurullah. Kardeş şimdi yani gerekçelendirmenizi ben doğrusu çok sağlıklı bulmuyorum. O zaman ben şunu sorarım. Neden 104 tane salat kelimesi her bir kelime farklı bir anlamda kullanılmış? Niye dört başı mamur ya da işte bir ayette bunun için ele alınmamış? Neden 104 ayette salatın işte biraz önce saydığım gibi 7-8 ayrı anlamlarda kullanıldığı yerler var? Neden destek anlamı var, dua anlamı var, namaz anlamı var, anlamı var? Yani Erhan şimdi... Abi, ya konu hayır, mesela abdest bir ayette anlatılmış mı? Konu o. Ben yine söylüyorum. Konu bu aslında. Bir kere şunu bilmemiz lazım bence. Namaz, bakın ilk defa Nebi Muhammed'e buyurulan bir ibadet değil. Namaz zaten bütün nebilerin, Kur'an'da geçen nebilerin hemen hemen tamamında mükellef tutuldukları, özellikle İsa ile ilgili kıssada ve Musa ile daha çok ilgili şeylerde de belki onlarca ayette de daha önceki nebilerin zamanında da İbrahim'in kıssasında da ritüel anlamda olan bir şeyden söz ediyoruz. Zaten var. Yani zaten dikkat edilirse Allah Kur'an'da namazın nasıl kılınacağını, yani rükû konusunu, secde konusunu, kıyam ve kıraat konusunu bugün ilmihal kitaplarında namazın farzları olarak tanımlanan şeylerin birçoğu Kur'an'da yok. Niye yok? Zaten bilinen, zaten yapılan bir şey bu. Mesela peki, düzenleme var. Nasıl bir düzenleme var? Peki, nebilerde bu varsa, nebilerde bu varsa onlarda abdest yok muyuz da Kur'an yazdı? Şimdi o abdest ayeti bir düzenleme ayetidir, bir tanımlama ayetidir.
bir karışıklığı yoksa Nebi, bu Maide suresi Hicri 21. yılda gelmiş bir sure ve bu abdest ayeti gelinceye kadar namaz kılarken insanlar abdest almadan mı kılıyorlardı? Evet. Zaten alıyorlardı, zaten yapıyorlardı, zaten vardı. Yani emin olun Mekkeli müşriklerin, bakın bırakın ehli kitabı, Mekkeli müşriklerin yaptığı ritüel ibadetlerin alayında tavaf var. Yani hac da var, namaz da var, oruç da var, sadaka da var. Yani o ehli kitap da ehli müşrikler de zaten, yani şu anda bizim işte ehli sünnet vel cemaat insanların dine olan sadakatleri, bağlılıkları ve dini bu kadar çoğaltmalarından daha esaslı dinle bağlantıları, ilişkileri olan insanlar bunlar. Yani dolayısıyla bu Kur'an'da geçen salat ile ilgili, mesela namaz vakitleri olsun, rekat sayısı olsun, bizim Nisa dediğimiz sure de yine ta Hicri 20'ye ya da 19. yılda inzal edilmiş. Yani Medine'nin, hicretin son dönemlerine ait bir şey. Böyle bir şeyden hareketle yine Bakara suresi, bakın Bakara suresi nedir? Medeni bir suredir. Yine o da inzal olarak, yani sıralandığında 92. suredir. Bakın 92. sureden söz ediyorum. Orada Mescid-i Haram tarafına dönmeyi isteyen Allah, Nebi'den yönünü, yüzünü çevir. Yani burada bence bizim tartışmaya konu edineceğimiz şey, yani sizin demin değindiğiniz gibi, niçin bir ayette değil? Zaten var, zaten yapılıyor ve bu ayetlerin tamamı düzenleme ayetleridir. Tanzim etme ayetleridir. Yani Müslümanlar arasında bir konsensüs oluşturma ayetleridir. Belirleme ayetleridir. Zaten var yani. Şimdi hiç kimse kalkıp da Kur'an'dan ritüel anlamdaki namazın, işte kıyama duracaksın, tekbir getireceksin, kıraat yapacaksın, rükûya gideceksin, secdeye gideceksin vesaire gibi böyle bir, hatta bırakın Kur'an'ı, hadis kitaplarında da yok. Bu enteresan değil mi? 700 sayfa yer alan bir konu hadis kitaplarında namaz konusu, ama namazın ritüel olarak icra ediliş biçiminde bir tanımlama yok. Niye yok? Çünkü zaten o konuda bir sorun yok. İnsanlar zaten bunu yapıyorlar. Eren abi, özür dilerim. Bir dakika. Madem yok, 3 vakit mi, 5 vakit mi, 7 vakit mi, 2 rekat mı, 10 rekat mı, 4 rekat mı, sesli mi, sessizli, niye tartıştılar bugüne kadar? Demek bugüne ki, kadar tartışmadılar. Bugün tartışıyoruz bunları. Yani şu anda bizim tartışma konusu ettiğimiz 3 mi, 2 mi, 5 mi, 14 asırdır tartışılmış bir konu değil. Biz tartışıyoruz bunu. Ehli Şia'da da, mesela sadece ehli sünnet değil, bakın ehli Şia'da da namaz 5 vakittir. Ehli sünnete göre onlar bu 5 vakit namazı 3 vakitte kılıyorlar. Yani günde 3 vakit kılıyorlar ama birleştirerek, 2 vakti birleştirerek, akşamla yatsıyı, öğlenle ikindiyi birleştirerek 3 vakit kılıyorlar. Ama sorarsanız 5 vakittir. Çünkü öğlen kıldığında ikindiyi de kılıyor. Akşam iyiydi, kıldığında yatsıyı da kılıyor. Yani yatsıyı da ayrıca kılıyorlar. Dolayısıyla bu konu niye tartışılmamış, onu da söyleyeyim ben. Zaten 14 asırdır Müslümanlar inançlarını Kur'an'a göre değil, yani Kur'an'dan tamamen kopmuş bir şekilde yaşıyorlardı. Gelenek dediğimiz, bidat ve hurafeler dediğimiz, atalar dini dediğimiz bu metafor içerisinde zaten yaşıyorlar. Fakat ilk defa bu yüzyılda ve özellikle son 20-30 yılda sorgulayan, akletmeye çalışan ve dinini Allah'ın kitabından doğrudan öğrenmek isteyen kimseler baktılar ki Kur'an'da yaptıklarının %90'ı yok. Yani Kur'an'dan kaynaklanan şeyler değil, din adına, Kur'an adına, Allah adına uydurulmuş, İnsanların kendi yanlarından uydurdukları, uydurma gerekçelerini şimdi çok çok sayabilirim. Konumuz bu değil. Ama abi, biz şimdi Kur'an'dan dinimizi Kur'an'a göre inanmak, Kur'an'a göre yaşamak, Allah ne dediyse
Allah'ın dediğine tabi olmak hassasiyetiyle, samimiyetiyle, sadakatiyle bir şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla burada bu tartışmaların olması kaçınılmazdır, olacaktır, olmasında bir sakınca yok. İki mi, üç mi, yoksa hiç mi yok? Bunlar tartışılacak. Kimin neye inandığı ya da kendisini bağlar herkesin. Ben şimdi burada bir takım bilgiler paylaştım. Bu bilgiler bir kısmımıza isabetli geldi, bir kısmımıza kesinlikle doğru değil, yanlıştır şeklinde, yani reddedilecek şeklinde geldi. Hiç bunlar bizi rahatsız etmemeli. Biz bu konuları yeri gelince, zamanı gelince tartışacağız. Tartışarak ila nihaya bir noktaya varacağız, bir yerde buluşacağız. Yeter ki biz bu tartışmalardan ne bileyim yani kendimizi imtina etmeyelim. O açıdan bu konuda benim hani sizinle paylaşacağım, yani niye tek ayette yok dediğinizde, doğrusu ben Kur'an'da tek ayette yer almayan, mesela riba da öyle, 7 tane 8 tane ayette riba ayrı ayrı ele alınmış, ayrı ayrı yönüyle işlenmiş. Niye bir tanesiyle yetinilmemişti Allah bunu? 6 tane ayette aldı, 7 tane ayette anlatıyor. Hocam şimdi yani, karşılıklı tartışmaya çevirmesek çok ellerimiz peki, kalktı. Tamam. Çok soru soranlar var. Herhalde cevap olmuştur artık, tatmin ettiyse etmediyse. Serkan Bey'e bir şans daha verelim bakalım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sesim nasıl, iyi değil mi? Şimdi çok iyi. Buyurun. Tamam. Tamam. Ben salattaki bu iki vakitle alakalı bir ayet paylaşmak istiyorum. Hatta iki tane. Şöyle. Hud 114'ten bahsediyoruz. Oradaki gecenin zülefleri dediği aslında Müzzemmil suresinde aslında açıklanıyor. Benden de orada mesela hemen şey yapayım, ikinci ayeti. Gecenin birazında kalk. Gecenin yarısında veya ondan biraz önce kalk. Veya gecenin yarısından biraz sonra. Sonra bu şeyleri verdi Rabbimiz. 20. ayete geldiğimizde Rabbin senin gecenin 1/3'ünden daha az da kalktığını biliyor. Yarısında ve 1/3'ünde. Seninle beraber bulunanlardan bir grubunda. Geceyi ve gündüzü takdir eden Allah'tır. Onu asla hesaplayamayacağınızı bildi, tövbenizi kabul etti. Yani burada demek istiyorum ki, oradaki gecenin zülefleri, Rabbimiz tövbemizi kabul etmiş. Yani buradaki gecenin zülefleri olayı kalkmış. İsra 78. ayetteki iki tane vakit ve Nur'daki iki tane vakit zaten İsra 79'da da sadece Nebi'ye özgü geceleyin kalkıyor. Müminler kalkmıyor zaten bununla alakalı. Peki hocamızdan bir görüş eyvallah alalım bu konuyla ilgili. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Şimdi tabii kardeşimizin okuduğu ayetler üzerinden konuyu değerlendirdiğimizde ben aynı şeyi düşünmüyorum. Yani orada zülefin, yani gece, şimdi zülefen minel leyl, burada gecenin taraflarında yani gecenin içinde o Müzzemmil 20. ayet ve Müzzemmil'in 2. ve 3. ayetlerinde söz konusu edilen gecede namaz söz konusu değil. Orada teheccüd diye bizim bildiğimiz konu namazla bağlantılandırıldığı için orada kesinlikle bu yani burada hareketle namazın iki vakit olduğunu söyleyemeyiz. Ben biraz önce söyledim. Yani Bakara suresinde direkt ve doğrudan hafizu ala salavati dendiğinde burada ve üç vakitten söz ettiğini zaten söylemek zorundayız. Üç vakit olduğunu ifade etmek zorundayız. Bunu ikiye düşüremeyiz. Çok özür dilerim ama orada 20. ayette sonuna doğru yaklaştığımızda ne diyor?
O halde gücünüzün yettiğince onu nakletmeye ve duyurmaya çalışın. Sizin yerinizden okuyorum. Salatı ikame edin diyor. Gene orada kesinlikle salat var. Salatın geçtiği ayet zaten şurada ekümes salate yazıyor. Ya burada 20. ayette geçiyor. Onu kaçırmayalım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hocam söyleyeceğiniz bir şey var mı? Başka bir soru alayım mı? Erhan Hocam sizin mikrofon kapandı da. Yani namazın vakitleri konusunu ele alırken zaten ifade ettim. Yani zulafen minel leylin yani Kur'an tarafından orada üç, yani zülef de üç çokluk ifade ediyor. Yani burada da kesin, bu dil bilgisi açısından da kesin. Üç ifade ediyor ama bu üçün de yine Kur'an'ın geceyi üç bölüme ayırdığını, üç ayrı vakit olduğunu, gecenin yarısı, yarısından öncesi ve sonrası şeklinde ve Müddessir suresinin 20. ayetinde de bu açıkça zaten ifade edilmiş. Dolayısıyla oradaki zülefin de yani bu üç vakti, yani gecenin içindeki üç bölümü ifade etmek için çoğul olarak kullanıldığını zaten söylemiştim. Fırat, evet. 19. Fırat Bey buyurun. Teşekkürler. Sesim geliyor mu? Geliyor. Ben aslında Erhan abi soru değil de destek olmak için söz aldım. Eleştiri değil. Kesinlikle kendisini destekleyeceğim. Az önce namazın olduğuna dair abdest ayetini delil verdi. Benim için de Kur'an'da namazın olduğuna delil olarak en büyük delil abdest ayeti. Şöyle, eğer ellerimizi yıkıyorsak, yüzümüzü yıkıyorsak, dirseklere kadar ayaklarımızı yıkıyorsak, bunun fiziksel bir şey olması için yapmamız gerekir. Mesela salat destekleşme diyoruz ya. Şimdi diyelim ki ben cebimden 50 lira, 100 lira çıkaracağım. Muhtaç birisine vereceğim. Ya bu yardım aslında salat. Şimdi ben cebimdeki parayı vermek için benim abdest almam mı gerekiyor? Veya Kur'an okumak için benim abdest almam mı gerekiyor? Hayır. Dolayısıyla abdestin tek bir amacı var, namaz. Yani namaz dışında hiçbir şey uymuyor. Teşekkür ederim. Anladım. Abdest ayetinden giderek de namazın varlığını kanıtlayabilirsiniz. Kesinlikle. Diyorsunuz. Kesinlikle. Teşekkürler. Hocam bir şey var mı? Başka bir soru alayım mı? Yok, tamam. Teşekkür ederim. Peki. O zaman Şükrü Karaaslan. Buyurun. Hocam ben şey soracaktım. İsra 78'de güneşin batmasından gece çökünceye kadar diye telaffuz ettiniz ya. Evet. Bu aralıkta herhangi bir bölümünde mi, yoksa o aralığın tamamında mı? Bunun bir Arapçada tam bir böyle bir, bilmediğim için Arapça karşılığı nedir? Yani benim güneş batmaya başladı, ondan gece hava kararıncaya kadar tamamını mı namazda geçirmem lazım, yoksa o aralık benim için o aralıkta yapabileceğim iki rekatlı mı? Bunun için rahatsız ettim. Bunu cevaplarsan. Estağfurullah. Şimdi akimi salate li duluki şemsi ila gasaka leyl. Şimdi li duluki şems. Aslında duluk güneşin kayması demek. Yani bunu şimdi Türkçe'ye çeviren kardeşlerimiz dulukun bu anlamından hareketle burada ikindi vaktinden söz ediyor tarzında bir yaklaşımları var. Ve akimi salate li duluki şemsi ila gasakal leyli. Ne zamana kadar? Bakın, gasakal leyl. Şimdi burada güneşin kaymasından gecenin karanlığının bastırmasına kadar. Şimdi burada salatel işayı nasıl tanımlayacaksınız? Burada bir çelişki ortaya çıkacağı için duluk kayma anlamında olsa da aslında batma anlamına da geliyor. Dolayısıyla güneşin batımından itibaren, ayette zaten açıkça söylüyor bunu, ne zamana kadar? Karanlığın bastırması vaktine kadar, karanlığın çökmesi de diyebiliriz.
ya da zifiri karanlık da diyebiliriz bu vakte kadar. Yani bu iki zaman arasında Nur 24, 58'de de ifade edildiği gibi Salatel İşa, yani akşam şeklinde de tercüme ediyoruz. İşa namazını bu iki zaman aralığında, yani güneşin batımından itibaren karanlığın çökme vaktine kadar. Teşekkür ederim. Yani o 45 dakikalık diye telaffuz ettiğiniz zaman dilimin tamamını namaza geçirmeme evet, gerek yok. Evet, yani o tabii, yani diyelim ki güneş batınca da kılabilirsiniz. İşte bu karanlık çökme vaktinin başlangıç zamanına kadar da o zamanda da kılabilirsiniz. Bu 45 dakikalık süre içerisinde ne zaman kılarsanız kılın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Recep Turan Bey, sizi dinleyelim. Hayırlı akşamlar Erhan Hocam. Hayırlı akşamlar değerli kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Hamdolsun, Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Sağ ol, ben de iyiyim. Hocam ben bu Maide 6 üzerine bir buçuk iki yıl bir çalışmamız oldu. Maşallah. Bu toplumda şöyle bir ön yargı var. Yani bir abdestle 2-3 vakit namaz kılabiliyor adam. Bu çok yanlış bir şey değil mi? Oradaki cümle şöyle, salata kalktığınızda diyor. Yani her salata kalkışta abdest nasıl alacağımızı söylemiş oluyor. O alttaki maddeler de hocam, bu gusüllük, seferlik, hastalık, tuvaletten gelme, işte cünüp hali, su bulamadığınızda sadece teyemmümle alakalı ilişkilendiriyor. Biz böyle bir şey araştırma yaptık. Yani bilmiyorum, sen bu konuda nasıl düşünüyorsun? Değerli kardeşim, ben abdesti bozan şartlar varsa, yani bu, eğer her namaza kalktığında abdest alın diyeceksek, o zaman abdesti bozan şartlardan söz edemeyiz. Yani hiçbir şart, yani Kur'an'da sayılan şart nedir? Abdesti bozan, konu abdest değil ama abdesti bozan şart nedir? Gaitten geldiyseniz, gaitadan, yani tuvalet yolu diyoruz ya biz. Evet, biliyorum. Oradan geldiyseniz. Bir de eşlerinizle ilişkiye girdiyseniz. Evet. Şimdi bakın, bunlar demek ki abdest bozulan bir şey. Abdesti bozan şeyler var. O zaman sizin dediğiniz gibi, eğer her namaza kalktığımızda abdest almamız gerekiyor olsaydı, bu abdesti bozan şeylerden söz edilmezdi. Yani zaten her türlü, her şekilde ya suyla ya teyemmümle abdest alıp namaza duracaksınız. O zaman şey, bunlardan söz edilmez. Ben sizin böyle düşüncenizi, yani düşünmenizi gayet makul karşılıyorum. Şahsen ben de böyle bir çıkarımda bulunmuştum. Onun için de her namaza kalktığımda abdest alıyordum. Sonra ayetin zaten kendi içerisinde abdesti bozan şeylerin olması söz konusu olunca da dedim ki, ya bu o zaman başka bir şey ifade ediyor. Çünkü o zaman Allah derdi ki, her namaza kalktığınızda abdest alın, suyla abdest alın, su da bulamadıysanız teyemmüm edin. Yani şu hallerde teyemmüm edin ya da şu durumlarda suyla abdest alın gibi şeyler söz konusu olmazdı. Bunlar söz konusuysa eğer, o zaman her kalktığımızda gerekmez. Gaytadan geldiysek gerekir. İlişkiye girmişsek gerekir. Onun dışında uyku hali ya da işte bizim toplumda diyoruz yellenme vesaire gibi bazı şeyler de sayılıyor. Bunlar abdesti almayı gerektiren hususlar değil. Anladım. Biz bunu iki maddeye ayırmıştık da ben onun için söylemiştim. Öbürküsü susuzluk haliyle ilişkilendiriyoruz biz. Yani bu abdest olayını. Bir de hocam bu namazın üç vakitiyle alakalı. Evet. Ecir dedik, işa dedik, bir de leyl dedik. Evet. Bir de bu seferde ve korku halinde Resul'de aralarında olduğunda namaz kıldırılıyor. Peki bu geceye mi tekamül ediyor, gündüze mi tekamül ediyor? Şimdi bunu nasıl ayırt edeceğiz? Bu önemli bir soru. Eğer gündüz namaz yoksa burada bir itiraz söz konusu. Daha önceden de bu tarz bir şey itiraza konu oldu.
ya burada sefer hali, sefer gece mi olur, gündüz mü olur tarzında. Dolayısıyla sefer hali dendiğinde demek ki gündüzde namaz var şeklinde de yani namazın gündüz, yani anlaşılabiliyor yani. Yani bunu oraya gönderebiliriz. Böyle bir şeyi buradan çıkarabiliriz. Ben de şeyde Kur'an'da birçok ayette savaşların daha çok gece yapıldığını, gece ateşlerin yakılarak Müslümanların sayısının çok olduğunun izleniminin vesairenin işte düşmana verilmek istenmesi gibi, yani bir de iklim olarak gerçekten de o coğrafyada zaten gündüz insanlar hareket etme kabiliyetini zaten ortaya koyamazlar. Yani çok aşırı bir şey söz konusu. Burada şu soruya cevap vermek için sizden de rica ediyorum. Savaşlar o dönemde gece mi yapılıyordu, gündüz mü yapılıyordu? Yani gece ve gündüz birlikte mi yapılıyordu? Yani gece de gündüz de yapılıyor muydu? Eğer gece yapılıyorsa namazın kısaltılmasında bu şekliyle anlaşılmasının hiçbir mahsuru yok. Yok gündüz de savaş yapıldı ve bu ayet gündüze tekabül ediyor şeklindeki bir iddia için de çok da şey yapmam, yani yadırgamam, üzerinde durulması gereken bir konu olarak değerlendiririm doğrusu. Ama Kur'an'dan çıkaran yani vakit olarak vakit belirlenmiştir ayetinden hareketle zuhur, bakın yine söylüyorum, Nur suresinde bu çok önemli bir bilgi. Nur suresinde salatel fecir vaktinden önce ya da salatel işadan sonra diyor. Bir de diyor ki zuhur vaktinde diyor. Bakın salatel zuhur demiyor. Evet. O vakitte soyunuyorsunuz. Dolayısıyla öğlen salatı falan yok yani. Öğlen salatından eğer söz etseydi belki olabilirdi. Yani Kur'an'ın vakit isimleri açıkça ifade edilen salatel fecir ve işa, fakat Hud 114'te de bölüm olarak gecenin bölümü ifadesiyle salatel leyl, zulafen minel leyl şeklinde gecenin zulafinde ifade ediliyor. Dolayısıyla yani bu konu ben söze girerken de söyledim. Hakikaten de öyle kestirip atılacak, böyle beylik laflarla reddedilecek, inkar edilecek kadar basit bir konu da değil. Yani bunun üzerinde çok sorumluluk isteyen bir konu kardeş. Tabii tabii, kesinlikle. Ben de ilahiyatçıyım hocam. Biz de araştırıyoruz. Evet. Böyle bir grubumuz var bizim hocam, de inşallah. Hocam çok soru sormak isteyen var. Recep Bey. Tamam, kusura teşekkür ediyorum. Arkadaşlara kusura bakmayın. Ben de teşekkür ediyorum. Tamam. Aktarayım. Cemil Altıntaş. Buyurun. Erhan hocam selamlar, merhabalar. Aleyküm selam, merhaba kardeşim. Bitlis'ten. Erhan abi tanışıyoruz herhalde. Ha, Cemil kardeşim merhaba. Merhaba. Erhan abi sana aslında birbiriyle bağlantılı iki soru soracağım. Salat tek kişilik mi yapılıyor? Ve tek kişilik yapılıyorsa buna ilgili bir ayet var mı? İkincisi de Allah duanın önemine işaret ediyor. Neden namaz, bildiğimiz namaz, okuduğumuz Fatiha içindeki dualar baktığımızda çok güzel bir dua şekline dönüşüyor. Neden namazı duada değil de salatta arıyoruz? Bir de salat tek, eğer bu namazı tek kişide kılabiliyorsak salatı tek başına yapımda da bir ayet var mı? Teşekkür ederim. Kardeş ben şöyle söyleyeyim. Salatın cemaatle veya ferden kılınıp kılınamayacağı konusunda Kur'an'da ayet yok. Ben zaten başta da şunu söyledim. Kur'an salatın eda edilişiyle ilgili bilgi vermez pek. Niye? Çünkü zaten yaygın olarak yapılan, edilen ve salatın cemaatle Nebi'nin de eşlik ettiği ve o savaş ayetinde de yani iki rekat olarak gördüğümüzde de anlaşılıyor ki cemaatle kılındığı Kur'an'da görülüyor. Bu yalnız kılınmaz anlamına gelmez. Yani bunu ferden de, cemaat yoksa ferden de kılabiliriz.
Cuma salatı da yine toplu eda edilen bir salat. Ayrıca mescitlerin varlığı da Kur'an'la sabittir. Birkaç ayette mescitlerden söz edilir. Müslümanların o mescitlerde salat için bir araya gelişlerinden de söz edilir. Yani dolayısıyla salatın, hatta kadın ve erkek birlikte mescitlerde cemaat şeklinde kıldıkları da zaten salat sadece erkeklere değil kadınlara da farz olduğu için yani bu konuda ayet, şu ayet demem ama işte biraz önce de dedim yani şu ayetlere referans alacağımız ayetler var. Yani Nisa 102 işte şeklinde tehlike anında kısaltılması şeklinde bazı ayetlerden hareketle namazın cemaatle kılındığı Kur'an bilgisi dahilinde söyleyebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Öztürk HSYNN. Buyurun. Selamun aleyküm. İyi akşamlar hocam. Aleyküm selam. İlk defa katılıyorum. Biraz heyecanlıyım. Öztürk Hüseyin mi? Evet, Hüseyin Öztürk. Evet hocam. Evet. Biraz heyecanlıyım. Öncelikle size destek amaçlı katıldığımı söyleyeyim. Ben de bir Kur'an okuyucusu olarak yani Kur'an-ı Kerim'i okuduğumda Kur'an-ı Kerim'in tamamında bütün nebilere namaz ibadetinin yani salatın emredildiğini açıkça görebiliyorum. Bizden önceki ümmetlerin de yaptığını açıkça zaten birçok ayette söylüyor Rabbimiz. Bizden de beklediği ibadet olarak hani namaz olarak Müslümanlardan bekliyor. Bir de namazın fiziksel aktivite olmadığına dair bazı arkadaşlar yorum yazmışlardı. Onunla alakalı bir şey söyleyeceğim. Enfal suresi 35. ayette onların namazı yani müşriklerin beytin yanındaki salatları, ibadetleri ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Öyleyse küfrünüzden dolayı azabı tadın diye bir ayet buyuruyor Rabbimiz. Ben bundan şöyle düşünüyorum. Yani müşriklerin kıldığı namaz tamamen sizin dediğiniz gibi normal ilk nebileden beri süre gelen salatın bozulması, değiştirilmesi veya içinin boşaltılması olduğu için Rabbimiz orada bizden de namazı ikame etmemizi yani gereği gibi sadece Allah'a kulluk ederek tevhid inancıyla Rabbimize yönelmemizi emrederek namaz ibadetimizi yerine getirmeyi emrediyor diye düşünüyorum. Bir de ayrıca İbrahim peygambere Kabe'yi, beyti yaptıran, onun yapılmasını emreden Rabbimiz. Hazreti İbrahim peygamber diyor ki Rabbim ben ailemden bir kısmını burada buraya yerleştirdim. Salatı ikame etsinler, namazı kılsınlar diye böyle yaptım. Sen onlara rızık verirsin diye buyuruyor. Yani benim düşüncemde size katılıyorum. Müslümanların hem psikolojik olarak hem de yani bir kul olarak Allah'a yaptığımız kulluğu ibadetle namazımızla yani salat ederek Rabbimize kulluğumuzu yerine getiriyoruz. Hem de daha iyi hissettiriyor yani namaz kılmak. Bir de arkadaşlarımızın bahsettiği gibi de olabilir. Yani salat sizin dediğiniz gibi birçok anlam var hocam. Bugün burada bulunmamız, Allah'ın ayetlerini konuşmamız, Allah'ın dinine destek vermemiz de bir salattır elbette ki. Ama tabii ki ben ibadet olduğuna da katılıyorum. Rekat sayıları konusunda da sizinle katılıyorum. Ben de camilerde namaz kıldığım zaman hocaların sessiz okumaları hani bana biraz mantıksız geliyordu. Siz de açıkladınız hani sonradan ilave olduğunu veya ben internetten yine de araştırmıştım. Rekat sayıları çok önemli değil. 2 kılabiliriz, 4 kılabiliriz, 8-10 kılabiliriz. Önemli olan bence namazın içini, özünü benimseyerek namazı kılmamız diye düşünüyorum. Yanlışım varsa siz düzeltin hocam. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz. Bu şekilde duygularımı açıklamak. Katkılarınıza teşekkür ediyoruz. Tamam. Ali Fırat Bey, sizi alalım. Selamlar herkese. Aleykümselam. Öncelikle fikrimi belirtip kısaca ondan sonra soruma geçeceğim hocam. Vakitlerin belli olması, abdest bunların ritüel olduğuna kanıt gösterdi hocamız. Yalnız vakitlerin belli olması ve abdestin ritüele kanıt olduğunu düşünmüyorum. Bir örnekle açıklayabilirim. Ben şimdi salata top oynamak desem bunun da bir vakti belli olabilir. Tabii top oynamak da bir ritüeldir. Veya meditasyon diyeyim. Ritüel olmayan bir örnek vereyim. Vakitleri belli olan bir meditasyon olabilir. Veyahut meditasyondan önce abdest alıyor olabiliriz.
Bir de zaten bilinen bir şey demesinin de şey olduğunu, bir kanıt olduğunu düşünmüyorum. Buna bakarsak teravih namazı veyahut bayram namazı, bunlar da zaten gelen şeyler. O zaman bunları da kabul etmemiz gerekir. Bir mantık hatası oluyor. Çok arkadaşların vaktini almayacağım. Soruma geçiyorum. Konuşmanın başında hocamız dedi ki rükû ve secdenin fiziksel bir şey olmadığını düşünüyorum. Fiziksel bir şey değildir dedi. Ben mi yanlış anladım önce? Önce bunun bir cevabını almak isterim. Fiziksel bir şey midir, değil midir? Ben Kur'an'da geçen rükû ve secde kelimelerinin ya da kavramlarının namazla irtibatlandırılmasının doğru olmadığını, yani namazda rükû ve secde yok demedim. Kur'an'daki rükû ve secde kelimelerinin bizim namaz kılarken işte rükûya gitmemiz, secdeye gitmemiz adına rükû ve secde dediğimiz bu hareketleri yapıyor olmamızı Kur'an'a dayandırmanın doğru olmadığını söyledim. Rükû ve secdenin namazda olmadığını söylediniz. Hayır, tamam. Namazda var. Rükû ve secde olarak eda ettiğimiz namazın rüknü içerisinde var. Ama geleneğin ya da bir başkasının Kur'an'da namaz vardır diyen arkadaşların referans olarak rükû ve secde ayetlerini göstermeleri doğru değil dedi. Çünkü oradaki o ayetlerde söz konusu edilen rükû ve secde tamamıyla Allah'a yönelmeyle, Allah'la kurulan bağlantıyla, Allah'a gösterilecek olan saygıyla alakalı şeyler. Peki siz Kur'an'daki namazın fiziksel hareketlerinin rükû ve secdeyle bağlantılı olmayacağını söylüyorsunuz. Namazın fiziksel hareketlerini sadece atalarımızdan mı bileceğiz? Bunu sormak istiyorum. Şimdi şöyle değerli kardeşim, konuyu uzatmamak açısından kısaca söyleyeceğim. Yani hiç kimse, bakın hiç kimse kalkıp da nebi ritüel anlamda namaz kılmamıştır deme şeyine sahip değil, hakkına sahip değil. Bunu dayandıracağı bir şeyi yok onun. Bu sadece keyfi bir şey olur. Ama nebinin ve çevresindeki müminlerin namazı şu anda bizim eda ettiğimiz biçimiyle, yani Mescid-i Haram tarafına dönerek, kıyam ederek, rükû ederek ve secde ederek, ki secde etti zaten Nisa 102'de var. Yani secde ederek namaz kıldığı kesin ve sabit bir konudur. Hiç kimse, yani birisi keyfi olarak diyebilir. Bana hiç kimse diyemez ki Nebi 23 yıl boyunca hiç namaz kılmadı. Eğer Nebi namaz kıldıysa, ben şuna da inanıyorum veya öyle düşünüyorum. Nebi Kur'an'ın bir hükmünü, bakın altını çiziyorum, Kur'an'da olan bir hükmü icra etmişse Nebi'nin Kur'an'ı en iyi anlayan ve onu en doğru uygulayan bir şahsiyet olduğuna inanıyorum ve onun yaptığını yapmanın da en doğru şey olduğuna inanıyorum. Altını tekrar çiziyorum. Hükmün Allah'a ait olması koşuluyla, yani hüküm Allah'a aitse ve bu hükmün icra edilmesi de pratik olarak, bakın sözle değil, duyarak değil, pratik olarak, yaşanarak icra edilmişse, ben bu kadar değerli bir bilgiye tarihen, bakın tarih de bir bilgi kaynağıdır ya, tarihen bu kadar sabit, bu kadar değerli, bu kadar doğruluk ifade eden bir konuyu keyfi olarak ya ben bunu kabul etmem diyemem. Yani siz diyebilirsiniz, başkaları diyebilir, herkes her şey diyebilir ama ben demem diyemem. Nebinin namaz kıldığı sabittir. Kılma şekli de sabittir. Sabit olmayan şey şudur. Zaman içerisinde bakın namazın varlığı yokluğu hiç tartışılmamış. Tarihin hiçbir döneminde namaz var mı yok mu tartışma konusu olmamış. Ta ki bundan birkaç yıl öncesine kadar tartışma konusu şu. Nasıl icra edilmiş? Gerçekten saf şekliyle, arı duruş şekliyle, Nebi'nin birebir yaptığı şekliyle mi bize intikal etmiş, yoksa
bu intikal etme sürecinde bir takım ilaveler, bir takım değişikliklere uğramış mı? Konuyu bu bağlamda tartışabiliriz. Ki ben yapıldığını düşünüyorum, olduğunu düşünüyorum. Ama namazın yokluğu konusu tartışma konusu olamaz. Yani namazın varlığı konusu Kur'an'ın varlığına eş değer bilgi değerine sahip bir konu. Yani Kur'an'ın varlığına eş değer bilgi değerine sahip bir konuyu ben görmezden gelemem. Böyle bir cesarete sahip değilim. Ama bir babayı çıkar da bana der ki ya bak 300 yıl önce, 400 yıl önce kafirlerin, müşriklerin şunun bunun eserlerinde aslında namaz yokmuş diye bir kelime gördüm dese ona da saygı duyacağım, vay be diyeceğim. Yani yok kardeş böyle bir şey ya. Bir yere dayandırmanız lazım eğer yok diyorsanız. Çünkü var diyen kişi olarak diyorum ki bak Kur'an'da bu kadar doğrudan ve dolaylı ayetler var. Bunlar da yetmez. Bu kadar doğrudan ve yani ortada gün gibi aşikar Nebi'nin bir yaşamışlığı var. Yani 23 yıl ya da 22 küsur önemli değil. Yaşamışlığı var. Ve bu yaşamışlığında yaptığı, icra ettiği bir şeyden söz ediyoruz. Yani evet. Oruç tutması da böyle. Şimdi ritüeli yok diyenler değil de var diyenlerin kanıtlaması gerektiğini düşünüyorum. İşte kanıtlıyorum. Yani herkesin de inanmak zorunda değil. Ben 10 tane ayet söyledim. Nebi'nin uygulamasından söz ettim. Buna insanlar inanmak mecburiyetinde değil. Yani kanıt olup da... İnanç meselesi olduğunu söylüyorsunuz. Teşekkür evet. ediyorum. Sağ olun. Korvet. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, sesim geliyor herhalde. Geliyor. Ben Kadir. Hemen konuya girmek istiyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakika önce hocam şeyden bahsetmişti. Odalara ya da evlere sabah namazından önce öğlenleyin ve akşam namazından sonra girmeyin şeklinde bir ibare söylemişti. Burada da öğlen vaktinin mevcut bölgede insanlar öğlen vakti kalüle yapıyor sanırım. Hocam ondan bahsetti. Evet, dinleniyorlar. Evet. Ortam çok sıcak diye. Günün belli bir bölümüne kadar. Peki hocam şimdi burada Cuma ayetiyle bir çelişme söz konusu oluyor mu? Çünkü Cuma ayetinde de işi gücü bırak salata gel diyor. Şimdi burada Cuma ile ilgili yani Cuma namazının öğlen sıcağında ya da ikindinin serinliğinde Cuma namazının şeyi yok. Yani vakti yok. Burada Kur'an'da yok. Yani Cuma namazı bugün Türkiye'de bizim eda ettiğimiz bir saatte mi yapıldı? Yoksa diyelim ki işte güneşin etkisini kaybettiği yani öğlen uykusundan işte o kişilerin artık tekrar canlanıp hayata katıldığı bir zamandan mı söz ettiğini bilmiyorum. Yani bu önemli bir şey aslında. Dikkate alınması gereken bir şey. Çünkü şöyle Cuma günü diyor bakın. Ya eyyühellezine amenu izâ nudiye lissalâti minel yevmil cumu'ati. Bakın şimdi Cuma günü salata çağrıldığınız zaman diye başlıyor ayet. Dolayısıyla fes'av ila zikrillahi ve zarul bay'a yani Allah'ı zikretmeye koşun. Yani koşun derken koşarak değil ama bir şeyle bir önemsediğiniz bir şeye giderken onun bir haleti ruhiyesi içerisinde bir canlı ve diri şekilde koşun ve zarul bay'a yani alışverişi de bırakın. Şimdi Cuma günü, bakın ayet böyle, Cuma günü, Cuma salatına çağrıldığınız vakit dediğinde bu salatın öğlen olduğunu biz şimdi hemen Türkiye ile özdeşleştirerek öğlene çekiyoruz ya, bu Kur'an'da bunun zamanı yok. Bu akşam üzeri de olabilir. Gün ışığında, gün batımında da olabilir. Yani onların, o müminlerin o Cuma salatını o gün hangi saatte yaptığını bilmiyorum. Yani dolayısıyla o şeye engel değil. Yani öğlen zuhur vaktiyle Cuma namazının vakti. Yani öğlen vaktidir diyemeyiz daha doğrusu. Evet. Peki hocam bu Hac suresi 69'da
Allah kıyamet günü üzerinde görüş ayrılığına düştüğünüz konularda aranızda hüküm verecektir diyor. Burada muhtemelen sanırım müşriklerden aslında bahsediyor ama yani burada bu ayeti aslında biz kendimize de alabilir miyiz? Bence alamayız. De... Bakın ayetin şeyi, gerekçesi çok bariz ve net. Orada ehli kitapla, işte müşrik dediğimiz kimselerle müminlerin arasındaki bir ihtilaftan söz ettiği için Allah diyor, ben diyor bu konuda siz diyor doğruyu öğreneceksiniz ama öğrendiğinizde artık sizin hayrınıza olmayacak tarzında anlaşılması gereken bir ayet benziyor. Anladım. Peki, çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Erhan Hocam merhaba, nasılsınız? Noyan merhaba. Hamdolsun iyiyim. Sevgili kardeşim, güzel kardeşim. Ben biraz geç katıldım, başını kaçırdım. Son yarım saatte dinliyorum da. Kardeş, telafi etme imkanım var ya. Bir akşam vakti. İnşallah tekrar. İnşallah. Evet. Beykoz'da buluşuruz. Dinleyeceğim inşallah. Beykoz'da buluşuruz. Ha, tabii ki, tabii ki. Yüzde, evet, çok güzel olur inşallah. Ben şeyle ilgili sadece bir kendim hani düşüncemi dile getirmek istedim. Hud suresinin 114. ayetinde gündüzün iki tarafında geceye ve gecenin zulafelerinde diyor. Evet. Namazı kıl diyor. Aslında çok kilit bir ayet. Namaz vakitlerini belki çözebilmemiz için. Orada gündüzün iki tarafı derken tarafeyn kelimesi geçiyor Arapça. Evet. V diyor. V bağlacı tabii iki manada olabilir. Yani tamamen farklı vakitlerden bahsediyor olabilir cümlenin başı ve sonu. Veya sonraki kısmı, başındaki kısmı açıklıyor olabilir. Yani başlangıçta onu bilmediğimizi düşünelim. Sonradan gelen kısımda da gecenin zulafelerinde diyor. Yani gecenin tarafında demiyor. Farklı bir kelime kullanılmış. Zulafeyn minelleyl diye geçiyordu sanırım. Şimdi o kelimelere ben Kur'an'dan baktığım zaman zulafeyn kelimesiyle tarafeyn. Tarafeyn bir şeyin içinde demek. Yani Arapçası mesela benim kolum, bacağım, benim taraflarım. Zulafeyn ise bir şeyin içinde değil, yanı başında, yakında manasında kullanılmış. Mesela bir Şuara suresinde galiba Firavun, mesela Musa'nın yanına yaklaştırıldı diyor, nehire yaklaştırıldı diyor. Daha henüz oraya girmemişler nehrin içine. Veya cennet inananlara yaklaştırılır diyor. Henüz daha cennete girmedikleri vakitten bahsediyor. Zaten hep öyle şey çevrilmiş yani bütün meallerde de. Zulafeyn bir şeyin yakınında, yanı başında. Yani gecenin yanı başında diyor. Gündüzün tarafı gecenin yanı başı diyor burada. Şimdi zaten biliyoruz ki bir vakit ya gündüzün içindedir ya gecenin içindedir. Çünkü arka arkaya geliyor bunlar. Yani arada bir başka vakit yok. Bir şey gündüzün içindeyse gecenin dışında demektir. Bir şey gecenin yanı başındaysa, içindeyse zaten gündüzün içinde demektir. O zaman bu iki ifade birbirini tamamlayan manada gelmiş. Yani iki tane farklı zamanlardan bahseden ifadeler değil. Gündüzün iki tarafı, hangi iki tarafı? Geceye yakın olan taraflar demiş oluyor ayet. Yani zaten geceye yakın olacak olan tarafta bir sabah vakti. Kur'an'da demin okuduğumuz fecir salatı diye geçiyor. Bir de işa salatı geçiyor zaten, başka ayet açıklanıyor. Akşam ve sabah demek ki gündüzün iki tarafıymış. Gecenin yanı başında olan gündüzün iki tarafıymış. Yani gündüz ilk ışıklarla başlıyor ve ışıkların bitmesiyle bitiyor. Yani geleneksel inanışla hani akşamı da geceye falan koyuyorlar ama Rabbimizin açıklamasıyla biz akşamın da gündüze dahil olduğunu görüyoruz. Yani ışıklarla beraber gündüz olduğunu anlıyoruz. Işığı varsa güneşin, güneş olması şart değil. Güneş ışığı varsa demek o neharın içine giriyor, gündüzün içine giriyor. Ben bu şekilde anlıyorum. Yani çünkü leyl, zulafeyn minelleyl diye farklı bir kelime kullanıldığı için Rabbim taraf kelimesi kullanmış olsaydı yine hani o zaman gecenin içinde vakitlerden bahsediyor derdik ama yanı başında, saçaklarında diyor. Yani
gecenin içinde değil, tarafında değil. Evet. Şimdi anlaşılan namazı iki vakte düşürmeye kararlısın yani, iki vakit. Ben Allah ne buyuruyorsa onu o zaman şey yapalım. Zaten... bakın, evet. Şöyle söyleyelim. Ve akimi salate, salatı ikame et. Tarafey nehar, gündüzün taraflarında. Taraf tekildir, tarafın çoğulu etraftır. Bakın, etraf. Etraf ne demek? İçinde mi demek? Yani sizin taraf kelimesine verdiğiniz anlam doğru değil. Onun çoğulu etraftır. Dolayısıyla etraf çevre demektir. Çevresinde, dışında, dış çevresinde. Diğeri de şimdi tarafe-i nahardan sonra ve bağlacı var. Ve zulafen minel leyl, gecenin yakınlarında, saçaklarında, bu doğru. Ama gecenin, akşamın değil, gecenin yakınlarında. Akşam ne zaman? Lidluki şems ila gasakel leyl. Güneşin batımından karanlığın bastırması vaktine kadar, salatel işa. Zamanı belli onun, tanımlanmış İsra 78'de. Dolayısıyla burada zulafen minel leyl doğrudur. Gecenin yakınlarında. Ne demek gecenin yakınlarında? Birinci bölümünde, gecenin ilk bölümünde. Yani Kur'an geceyi ikiye, üçe ayırıyordu ya, siz yoktunuz ifade ederken. Yarısı, ortası, öncesi ve sonrası. Yani gecenin öncesinde, ilk kısmında, ilk bölümünde, gecenin ilerleyen ya da işte geceden sonraya, ikinci bölümüne kalan kısmı değil, ilk kısmıdır. Burada çoğul kullanılmasının, zulefin üç anlamı var. Yani üç sayı olarak. En az üç anlamının olması da geceyi Kur'an üç vakte, üç zaman dilimine ayırdığı için yakınları dediğin zaman ben orada birinci bölüm anlıyorum. Teşekkür ederim. Yani namaz buradan ikiye, buradan ikiyi çıkaramazsınız. Başka yerden bilemem. Bir şey sorayım o zaman. Bu Zulafen ifadesi orada üç veya daha fazla çoğul şeklinde geliyor ya. Evet. Sayısının direkt bir sayı olarak verilmek istenmediği, belirsizlik ifade ettiği, yani yok, sayı verilmiş olarak, yani 3 veya tam, daha fazla demek ama yani evet, üç, aynen üç, öyle üç yani veya çoğun, daha fazla yani oradan 4 ile 5 de bakın evet. Çoğun kalıpla kullanılmış, evet, yani o sadece yerini belirtmek için kullanılmış bir şekilde, belirsiz bir şekilde de kullanmış olabilir yani Arapçada, değil mi, o şekilde de olabiliyor. Yani özellikle bir sayı belirtmek için değil de o iki tarafın nerede olduğunu belirtmek için kullanıldığı zamanda da gecenin yakınlarında olan zamanların içinde bu iki vakit demiş oluyor. Diğer çünkü ayetlerle de birleştirince... Bak şunu diyor bakın, günün iki tarafında, evet. Bakın günün ayırıyor. Günün iki tarafı var orada. Bir de gecenin yakını var. Üç. Bakın günün iki tarafı var. Bir de gece, yani gecenin yakınıyla günün iki tarafı aynı kelime, aynı söylem değil. Ama iki gecenin farklı. İçinde gecenin içinde demiş olmuyor aslında. Yani hayır, gece bakın yine söylüyorum. Gecenin içi, yani günün tarafı içi değil değerli kardeşim. Etraf demek. Etraf. Çevre. Vallahi tarifeyi... Tamam, bunları açıklamıştınız. Aslında biz bunu YouTube videosu olarak atacağız. Için onu şey yapmamış, tamam, açıklamış. YouTube videosunu izlerseniz bu toplantıyı olduğu gibi atacağız inşallah. İnşallah. Daha iyi olur. Çokça sorularım var. Onun için teşekkür ederim. Kusura bakmayın ne olursunuz. Tamam, yok estağfurullah. Tamam. Alper Bey buyurun, size geçelim. Selamlar herkese. Aleyküm selam. Şimdi Erhan Hocam'ın bazı tespitleri var. Şöyle söyleyeyim, Kur'an'ı aslında anlama yolculuğunda biz biraz daha yaşayarak açıkçası ayetlerin çıktığına mutmain olduk. Çok garip bir şekilde. Mesela çok ufak bir örnek vereyim. Bu İsra 110'da, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz diyor ki, de ki ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, en iyi isimler O'nundur. Salatında sesin ne fazla yükselt ne de fazla kıs. Bu iki arasında bir yol tut.
Mesela bu ayet benim canımı çok sıktı zamanında. Çünkü dost doğru bir Müslüman olmak isteyen bir insan bunu eğer namaz diye algılıyorsa bu ayeti, otomatikman bütün dualarını, bütün isteklerini bir cemaatle kılıyorsa eğer veya birisi yanındayken kılıyorsa eğer bu ayete uymak zorunda. Ve bu gerçekten şimdi kişiden kişiye bizim özelimiz var, Rabbimizden istediğimiz. Yani bu ne fazla yükselt ne de fazla kıs ayeti büyük bir sıkıntı olmuştu yaşantımızda. Çünkü bu ayetler hüküm niteliğinde olduğu için ister istemez Müslüman uymak zorunda, yaşantısına yansıtmak zorunda. Ve zaten sorular da o zaman çıkıyor. Yani ayetlere soruları sormak o yaşamaya başladıktan sonra çıkıyor. Salatı açıkçası biz şöyle yapıyoruz, şöyle söyleyeyim. Sabah ve akşam Kur'an okuması yapıyoruz. Bir grup arkadaşız. Ve ayetleri tek tek hepimiz anlamaya çalışıyoruz ve hepimiz kafamızı yoruyoruz. Bunu da herkes akıl etmek diye çevirmiş ama tezekkür, tedebbür, teakkur, tefakkur ve tefekkür yoluyla yapıyoruz. Yani tek tek bütün bu zihin işlemlerinden geçirmeye çalışıyoruz. Tabii ki eksiğimiz var. İnsan olduğumuz için, beşer olduğumuz için. Bu şekilde yaklaşılınca, bu şekildeki bir metotla yaklaşılınca aslında Kur'an gerçekten çok açık bir halde geliyor. Şimdi toplu bir yerde mesela bu, şu an burada bir salat yapıyoruz. Burada sesini yükselten birisi olsa siz kendiniz zaten mutmain olursunuz. Ortalık otomatikman gerilmeye başlayacak. Biri sesini yükseltecek, diğeri daha fazla yükseltecek ve bir cürcüne olacak. Veya sarhoş bir mesela bu salata girse yine bir şenlik olacak ortada, salat bozulacak. Veya bunun dışında mesela benim hayatımdan örneklerle yine şey yapayım. Ankebut 45'te mesela diyor ki Rabbimiz, kitaptan sana vahyolunan şeyi oku, salatı ikame et. Salat fahşadan ve münkerden alıkoyar. Kesinlikle Allah'ın zikri daha büyüktür. Allah yaptığınız şeyleri bilir. Yani ben aşağı yukarı bu Kur'an yolculuğum benim 15 sene ve 15 senedir de namazı kılmaya çalışıyorum. Son dönemde, son bir senede mesela namazın olmadığına mutmain oldum. Görmedim daha doğrusu. Bu benim şahsi yolculuğumdur. Burada mesela yani bizim normal namazda benim etrafımda, yaşantımda gördüğüm insanlar da namaz kılıp da fahşadan ve münkerden alıkoyduğuna şahit olmadım. Ama bu tebliği okuma, bu tebliği aktarma ve bu tebliği yaşantıya geçirme macerasına, sürecine girdiğim andan itibaren bu ayetin gerçekliğine mutmain oldum açıkçası. Yani fıtri olarak zaten Rabbimiz bize bunları vermiş. Bunları yaşamımıza geçirdiğimizde otomatikman bu ayetleri yaşıyoruz. Açıklamaya bile gerek kalmıyor diye söyleyeceğim. Bu kadar. Yani bu farklı bir açıdan tabii ki örnek verdim. Bir de son olarak bir şey daha bunu Erhan Hocam'a soracağım. Bu yeryüzünde sefere çıktı. Nisa 101 ayeti. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman eğer gerçeği yalanlayan nankörlerin size kötülük yapmalarından korkarsanız salatı kısaltmanızda bir sakınca yoktur. Kuşkusuz gerçeği yalanlayan nankörler sizin apacık düşmanınızdır diye bir ayet var. Şimdi biz bunu namaz olarak aldığımızda otomatikman bir nifak çıkıyor. Daha doğrusu tutarsızlık çıkıyor. Şöyle bir tutarsızlık, Rabbim zaten bize böyle bir özgürlük vermiş. Korktuğumuzda salatı kısaltmamızda bir sakınca yoktur diye. Yani savaştaki bir rekatlık, tırnak içinde bir rekatlık bir namaz, eylem aşağı yukarı 30 saniye, 35 saniye sürüyor. Ve yine biz bu soruları yaşantımıza aktarmak için sorduk Kur'an'ı. Ve yani havan topları, şu an tamam eskiden kılıç kalkan varmış ama ok da varmış. Yani oklar üzerimizde uçuşurken bu namazı kılmamız, bu şekilde sürdürmemiz, Nisa 101'e rağmen böyle sürdürmemiz nasıl yani tutarlı buluyor musunuz bunu? Bunu soracaktım. Evet, şimdi Allah'a emanet, sağ olun. Sağ olun. Alper kardeşim, öncelikle şunu söyleyeyim. Sizin düşüncenizi ben şöyle tanımlıyorum. Kendine yeniden bir Kur'an uyduran anlayış ya da Allah'ın gönderdiği kitaptan
uzaklaşan ve kendilerine göre bir kitap yazan ve yazdıkları kitaba da yine Kur'an diyen ve bu düşüncenin hiç olmamış kadar, yani 15 asra yakındır yaşanan bir hayat var. Hiçbir dönemde Kur'an bu denli tahrif edilmedi. Yani Kur'an üzerinde hiçbir dönemde insanlar bu kadar keyfi davranmadılar. Sizin söz konusu ettiğiniz, gerekçelendirmeye çalıştığınız, işte kendinizce namazı yok saydığınız için ona uygun işte bir alternatif üretmeye çalıştığınız şeylerin Kur'an'da bir karşılığı yok. Önce onu söyleyeyim. O fahşadan alıkoyacak olan şey namaz değil. Oradaki salat din anlamındadır. Yine İsra 110'da da söz konusu ettiğiniz salat dua anlamındadır. Aziz kardeşime söyleyeyim, Kur'an'da isimleriyle, vakitleriyle, şartlarıyla açık onlarca ayete rağmen ya ben Nebi'nin de bunu ritüel olarak yaptığının tarihen sabit olmasına rağmen siz maalesef çok büyük bir cesaretle, tabii herkes hesabını kendisi Allah'a verecek, ona bir şey diyemem. İstediğiniz gibi inanabilirsiniz, yok sayabilirsiniz. İşte efendim vakitler, toplantı yapacağız, konuşacağız, tartışacağız, işte Kur'an okuyoruz filan tarzında isimlendirdiğiniz şeyler Kur'an'da tilavet diye geçen şeydir. Yani okumakla ilgili biz kara ya da ikra diyoruz. İkra ayrı bir hocam, şey ama. Hocam duanın da bir kelimesi vardır ama Kur'an'da. Tilavet Mahmut anlamında bakın vardır. Kur'an okumaktan söz eden ayetler tilavet olarak geçer veya bazı ayetlerde ikra olarak da geçer ama yani salat kesinlikle sözü uzatmak istemiyorum. Sonuç itibariyle kardeş, sizin şu anda sizin ve sizin gibi düşünen insanların iyi niyetlerinden asla bir kuşku duymuyorum. Ama ne yazık ki yani bu bir furya, bu sönecek. Yani bu bir gün gelecek, aklı selim hakim olacak ve bu işi bir şekliyle bu hale dönüştüren kardeşlerimiz de gerçeği görecekler. Böyle bir din, böyle bir kitap yok. Yani kısacası onu söyleyeyim kardeş. Sizin Kur'an'ınız size, benim Kur'an'ım da bana. Yani bunu diyeceğim kadar net ve kesin olarak sizin düşüncenizi kabul etmiyorum. Sağ olun hocam. Çok delillik olun. Sağ olun. Sağ olun. Ali Gedik. Burada mı? Buyurun. Evet buradayım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Evet, Erhan Bey, ben uzun yıllardır anlamıyla Kur'an okuduğum için şimdi bu çeviriler arasında sürekli kıyas yapıyorum. Dolayısıyla bu istikamette bu bir şey değil, kuru bir iltifat değil, itiraf. Dolayısıyla lafza en çok bağımlı kalan siz olduğunuz için sizin çevirilerinizi daha çok tercih ediyorum. Ancak bugün ders yaptığımız, Kur'an dersi yaptığımız bir ortamda ben şok oldum. Dolayısıyla arkadaşlara da bunu itiraf ettim. Yani Erhan Aktaş niye acaba burada lafızda olmayan bir ifadeyi almış ki buraya diye şaşırdım. Onu beyan edeceğim. Biraz önce geçtiği için başka konular da var aslında. Yani ben onları zaten WhatsApp'tan size yazdım. Hani men yeşe ifadesi var ya, dileyen diledi. Evet. O ifade. Belki onu okumuşsunuzdur. Dolayısıyla yok, burada yok, gündeme getireceğim şeyler... Chatlerde yazılanları görmüyorum. Yani onlara bakmıyorum. İnşallah kardeşimiz, moderatör kardeşimiz görüyordur onları. Yok yok hocam. Chatlerin hepsini size ulaştıracağım hocam. Yok yok. Daha önce ben ayın kaçında yazmışım bakın. Şu anda bakıyorum buradan telefondan. WhatsApp'tan size yazmıştım. Evet. Yani 14 Aralık'ta yazmışım. Neyse. Ben esas yani konu uzamasın. Çok konuşacağım şey var. Yani bu salatla alakalı çok konuşacağım şey var da. Çünkü mesele sadece ben olmamalıyım. Yani ona girmeyeceğim. Ben esas bugün şok olduğum nokta şu. Özellikle Hud 114 geçtiği için. Bakın Hud 114'ün son kısmında zelike zikra li zakirin ifadesi geçiyor. Orada zikir ifadesi iki defa geçiyor. Zelike zikra li zakirin. Şimdi ona anlam olarak şunu vermek varken
lafıza geçmeyen, siz lafıza geçmeyen kelimeleri kullanmamaya gayret ediyorsunuz. Onun için ben sizi çevirileriniz daha çok tercih ediyorum. Ve bizim ekip, yani Kur'an okurken bizim ekip sizin çevirilerinizi biz dikkat alıyoruz daha çok. Ancak bizim ekibe de ben bunu itiraf ettim. Yani Eram kardeşimizden bunu beklemiyordum. O da nedir? Siz orada bu hatırlatmak isteyenlere, hatırlamak isteyenler bir hatırlatmadır ifadesini kullanmak dururken bu anlayanlara bir öğüttür ifadesini kullanmışsınız. Yani Rabbimiz dileseydi orada anlamakla alakalı bir fiil veya bir kelime, bir sözcük kullanabilirdi. Yani bunu size ben itiraf etmek durumundayım, hatırlatmış olayım. Daha çok böyle size beyan edeceğim birçok husus var ama yani bugünkü konuyla alakalı olduğu için ben çok fazla zaman almak istemediğim için sadece bunu değineceğim, geçiyorum. Dolayısıyla bundan sizden bir istirhamım var. Orada tashih yapma imkanınız varsa bir zahmet. Hud 114'ün son cümlesi, yani hatırlamak isteyenlere hatırlatmadır ifadesi çok yerinde oluyor. Anlamakla alakalı bir fiil yok orada. İstirham ediyorum, teşekkür ederim. Evet, ben de size teşekkür ediyorum kardeş. Şimdi zalike zikra li zakirin, yani burada öğüt almak isteyenler için bir öğüttür. Ben de kişi çevirinin şeyi bu. Zikra, zalike zikra li zakirin. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَئِنُّ الْقُلُوبِهِمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Kalpler ancak Allah'ın zikri ile tatmin olur. Şimdi Allah'ı zikretmekle değil, Allah'ın zikri ile. Bakın, Allah'ı zikretmek ayrı bir şey. Yani anmak ayrı bir şey. Allah'ın zikri ile tatmin olmak farklı bir şey. Yani birisinde Allah'ın öğütleriyle tatmin olur kalpler, diğerinde ise Allah'ı anarak, yani bazı kelimelerle, cümlelerle, telaffuzlarla anarak tatmin olur anlamı veriliyor. Bu yanlış. Buradaki Kur'an'ın isimlerinden birisi de zikirdir. Ve Kur'an zikir kelimesini kendisi için sıkça kullanır. Hicr 19 özellikle. Evet. Zikrin Kur'an'daki ana anlamı öğüttür. Bakın, öğüttür yani. Dolayısıyla bu ayette de zalike zikra li zakirin, yani öğüt almak isteyenler için bir öğüttür, ben yanlış bulmuyorum. Sizin verdiğiniz anlamı bu anlama göre daha alt seviyede, yanlış demiyorum ama vurgu açısından, Kur'an'a uygunluk açısından esas sizin dediğiniz bence daha şey, yani anlam biraz daha basitleşiyor. Bu öğüt almak isteyenler için bir öğüttür. Daha doğru bir tanımlama. Yani Allah razı olsun, teşekkür ederim. Siz arada bir güncelliyorsunuz açık Kur'an'ı, değil mi? Yok, benim açık Kur'an'la hiçbir bağım ve ilgim yok. Yani bu kardeşlerimi maalesef tanıma imkanı da bulamadım. İnşallah bir gün de tanışma imkanı bulurum bu kardeşlerle. Yani bunlar bir iki defa sanıyorum yazıştık. Ya bir ya iki defa telefonla, o da şunun için görüştüm. Aradım, buldum. Dedim ki sizdeki yayın birinci baskıya ait. Oysa ki şu anda 10. baskıdayız. Ve haliyle birçok şey değiştiği için lütfen bunu güncelleyelim dedim. Tamam dediler. Uzun bir süre güncellenmedi ama onlar güncelleyince kadar ben yine 2-3 baskı daha üzerine geldi tabii. Çok güzel bir çalışma, çok takdir ettiğim bir güzel bir şey. Allah razı olsun, emeklerinin inşallah karşılığını Allah takdir ediyordur, verecektir. Ben tanımıyorum kardeşlerimi. Yani şunu diyeceğim, şimdi Süleyman Vakfı'nın mealini takip ettim. Onlar sürekli her gün güncelliyorlar. Hatta arada bir onların meal çalışmasına ben katılıyorum. Ben İstanbul'da olduğum için bizzat oraya kadar gidiyorum, emek sarf ediyorum. Orada ben de aynı şekilde katkı sunuyorum. Onlar her gün güncelliyorlar. Siz de bu noktada bu ekibe istirham etseniz, en son güncellemelerinizi yükleseler. Çünkü yani biz özellikle ekip olarak sizin çevirinizi daha çok tercih ediyoruz. İstirham etsek, böyle bir şeyi uygulasanız. Ben bu vesileyle o kardeşlerimi arayayım. Onlara 10. baskının
Son şeklini de göndereyim ve rica edeyim. Bilemiyorum acaba bu güncelleme biraz emek mi istiyor ya da uğraştırıyor mu filan. İstirham ederiz, söyleriz. Yani siz de buna vesile oldunuz. Allah razı olsun. Ara konuşurum kendileriyle. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam, bizim bu konuyu bize öneren Ronya Bakır hanımefendinin bir sorusu var. Kendisi epeydir bekliyor. Sırası geldi. Alalım mı? Buyursun, buyursun. İyi akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar efendim. Çok çok sevindim bu akşamki programda. Yani çünkü ben namaz vakitlerini 5 vakit biliyordum. Ama Kur'an'a göre doğru olan neyse hani zaten namazın varlığına iman ediyordum. Yani ben bu akşam yani tatmin oldum bu konuda. Sadece ben şeyi sormak istiyorum. Mesela bir kadın namaz yani namazın kıyafeti var mı? Bir de namazı bildiğimizde kılsak olur mu? Namazın kıyafeti var. Günlük kıyafetiniz neyse o. Yani dışarıdaki kıyafetiniz, günlük kıyafetiniz dışarıda neyse dışarıda kılacaksınız öyle. Ev içindeyseniz, evde hangi kıyafetle yaşıyorsanız o kıyafette yani kılabilirsiniz. Burada herhangi bir tanımlama, kısıtlama ya da ne bileyim işte bir forma yani böyle bir şey yok. Pardon araya gireceğim. Başınız açıksa açık kılarsınız, kapalıysa kapalı kılarsınız. Başınız açıksa namazda başınızı kılarak kılmanız Allah'ı anlamamış, tam anlamıyla idrak edememiş gibi bir soruna sebep olur. Bu doğru değil. Yani eğer gerçekten namazda gerekiyorsa o zaman hayatın her alanında gereklidir. Yok efendim hayatın hiçbir alanında yok da namazda, namaza has bir özel kıyafet yok. Ben kapalı değilim. Hani örtünmüyorum daha doğrusu. Kapalılık o anlamda söylüyorum. Mesela dışarı çıktığım zaman bazen namaz kıldığım dönemlerde bir mescitte namaz kıldığım zaman hani orada kıyafetler oluyor, etik oluyor. Mesela diyelim evet. Ki örtü oluyor. Kapalı zaten kadınlara ayrı bölümde kıldığım zaman ne kadar kapımsam bile mesela namazdan çıktığım zaman hemen uyarılmaya başlıyorum. Hani şu şekil örtmelisin, tam böyle sarmalısın. Yok tam dizlerine, ayak bileklerine kadar eteği çekmelisin. Yani o zaman şey olmuyorum, çok huzursuz oluyorum. Sıkıntı oluyor benim için. Benim örtünen biri değilim. Yani, o yüzden evde kıldığım zaman örtüsüz kılıyorum bazen. Ama şimdi hep bakın, örtü yani Kur'an'ın ifadesiyle tesettür, insanlar içindir. İnsanlarla insanlar içindir. Yani Allah için filan örtünmüyoruz. Yani Allah bizim örtünmemizi isterken toplumsal yaşantımızda böyle bir durumun bizim lehimizde olduğu için Allah bizden bunu istiyor. Tabii ben burada başörtüsünden söz etmiyorum. Başörtüsü konusu ayrı bir konu. Onu da inşallah yine konuşuruz. Ama bir Müslümanın tabii sizin dediğiniz yani toplumun baskısı önemli bir şey. Bu sorun maalesef birçok yerde karşılaşılan bir sorun. İnsanlar levmi diyoruz, baskısı diyoruz. İşte siz başınızı kapatmasanız, namaz kılsanız uzaylı gibi bir muamele görürsünüz. Ya da işte gelirler sizi cahillikle, bilgisizlikle, işte ne bileyim daha ağır ifadelerle hemen sizi tahkir ederler, taciz ederler. Bundan korunmak için tamam oradaki bir tanesini alın ve örtün. Yani insanlarla uğraşmaktansa bunu yapın. Yok eğer insanlarla bu konuyu tartışmayı göze alıyorsanız bu bence daha takdire şayan bir şey. Ben dinimi Allah'a özgüleyerek eda ediyorum. Ve Allah'a özgülemenin de bu şekilde olduğuna inanıyorum deyip onu onlarla tartışabilirsiniz. Onları ikna da edebilirsiniz ama laf anlatamayacağınızı sanıyorsanız hiç o işe girişmeyin. Orada alın başınızı örtün ve namazınızı kılın. Ama diğer zamanlarda da namaz kılmak, baş örtmeyi gerektirecek bir şeyse bunun Kur'an'da yeri yok. Yani dinde yeri yok bunun. Bu çok uyduruk bir şey olur bu. Buna bence iltifat etmemek lazım. Peki istediğimiz dilde, yani mesela ben Türkçe
konuşuyorum. Türkçe dilinde meal olarak namazı kılabilir miyim? Yani aslında bu akşam çok fazla şeyi kaçırdık. Sorulunca insanın hatırına geliyor. Şimdi kesinlikle ana diliniz neyse ana dilinizle salat etmelisiniz, namaz kılmalısınız. Yani anlamadığınız, anlamını bilmediğiniz şeyleri söyleyerek ibadet etmeniz bence çok da sağlıklı olmaz. Ama kendi dilinizle Kur'an'da yani ayetlerin Türkçeleri artık herkesin elinde, evinde var. Açın, hoşunuza giden dua ayetlerini işaretleyin. İsterseniz Kur'an'ı elinize alın, onu okuyun. İsterseniz bir yere yazın, kağıda alın, elinize okuyun. İsterseniz Kur'an'da okunacak ayetler diye bir çalışmam var. Mail adresinizi verirseniz size onları, yani herkes için geçerli bu, gönderebilirim. Türkçe namaz kılmanız lazım. Başka bir dilde değil, eğer Arapça bilmiyorsanız. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de. Kanıtınız Nisa 43 Erhan Bey. Kanıtınız Nisa 43. Orada sarhoşluktan bahsediyor. Ne dediğinizi bilmeyenler sarhoş diyor. Aynen değerli kardeşim. Kanıtınız o. Aynen. Teşekkür ederim. Yani hatırlayacağınızı düşünmüştüm de. Yok. Bunu aslında söyleyecektim ama es geçmişim. Yani çok iyi bir hatırlatmada bulundunuz. Allah Hayya Hanım, teşekkür ediyoruz. Ne güzel sorular sordunuz pratiğe yönelik. İyi akşamlar dilerim. Ayşe Kan hanımefendi, sizin sorunuz olacak mı? Sesiniz gelmedi. Mikrofonu açarsanız. Açtım. Elimi indirmiştim ben aslında ama ben namazın 5 vakit olduğuna inanıyorum. Bu konuda da ben birkaç tane ayet numarası kaydetmiştim ama bu mesela Kaf 39, Taha 130, Hud 114, Bakara 238, Rum 17-18 olarak kaydetmişim. Buraya ben tam zikir ve tesbih kelimelerini vakitlerle beraber ayette geçtiği zaman namazın vaktini işaret ettiğini düşünüyorum. Bu mesela akşam namazını mesa, tusbihan olarak sabah namazını, nişa olarak yatsı namazını, zuhur olarak öğle namazını, rumu olarak da ikindi namazını ayetlerde buldum. Hocam ne der bu konuda bilmiyorum ama. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hud 114 hariç, bir de Bakara 238 hariç diğer ayetlerde salat kelimesi geçmez. Yani oralarda ayrıca vakit de geçmez. Yani orada bir zaman diliminden söz edilir. Yani sabahtan akşama dendiğinde bir sabah bir de akşam değil, bütün bir gün anlamındadır. Yani o sizin vakit olarak söylediğiniz ayetlere bir daha bakarsanız orada vakitten söz etmez, zamandan söz eder. Yani işte günün başından sonuna kadar. Günün başında ve sonunda değil. Ve ayrıca zaten dediğim gibi o ayetlerde salat kelimesi de geçmez. Orada tesbihat var. Yani Allah'a yüceltme anlamında, hamd etme anlamında. Yani Allah'ı sabahtan akşama kadar hamd edin, tesbih edin tarzında ayetler bunlar. Evet. Ama şeyde Bakara 238'i söylemiştim zaten. Hafizu ala salavati ve salatil vusta. Orada hem namazlardan söz ediyor hem de vusta, yani namazından vustayı orta diye açıklarsanız yanılırsınız. Doğru bir açıklama olmaz bu. Vusta en faydalı, en yararlı, en değerli, en kıymetli anlamında bir kelime. Yani hem namazları hem de o en hayırlı olan namazı koruyun diyor Allah. Ki o da cuma namazıdır. O salatel usta. Evet. Metehan Çetinkaya. Buyurun. Selamünaleyküm. Sesim var insanın. Geliyor. Buyurun. Selam. Şimdi hepimiz biliyoruz. Bu Kur'an bir bütün olarak gökten bize inmedi. Ve peygamberimiz ve sahabeler de bu tip çalışmalar yapmadılar üzerinde. Yani bu ayet bunu demek istiyor, şunu demek istiyor falan veya işte budur diye yapılmadı hali. Yani bunun için inmedi.
Okuduğumuz ayetler de bunun için inmedi. Ama denebilir ki geçen sürede yapılan tahrifat veya işte bakış açılarıyla ilgili bozmalar, atalar dinlerinin katması, tıpkı Yahudilik, Hristiyanlık gibi, onların etkisiyle doğru anlamdan sapmalar, bir algı sapmaları olmuş olabilir. Onu düzeltiyoruz diyebiliriz ama bana sorarsanız bu çok basit bir şeydir ve bu kadar uzun konuşmaları gerektirmez. Yani işte salat, namaz ayrı mı, rekat var mı, 7 mi, 8 mi? Bu tip tartışmalara müsait olduğunu düşünmüyorum Kur'an'ın. Neden? Çünkü değişik zamanlarda gelmiş ayetlerden bahsediyorsunuz. Mesela Taha 130 zannedersem bacımın söylediği. O ayet üstten geldiğiniz zaman bir şeyleri yaşayan insanların, müminlerin o yaşadıkların üstesinden gelmesi için Rabbin onlara verdiği tavsiyedir. Ama o yaşananları yaşamadığı halde bunu alıp bir fıkıh, böyle bir takım tartışmalar, ritüel vardı yoktu gibi tartışmalara için inmişçesine okumak doğru olarak görmüyorum. Yani bir de bütün halde indikten sonra salatı kavramadılar. Daha ilk gelen Müzzemmil suresinde Allah onlara yapmaları emrettiği şeyi tabii ki toplumlarında bildikleri dilden, yani öğretici bir kitap değil, bilen bir kavmi uyarmak için Resulümüze vahyedilmiş bir kitaptır Kur'an. Dolayısıyla bildiklerimizle sorgulayarak nasıl yapıyorsa yapsın, ama her grup ritüel var diyenler de, yok diyenler de veya işte 5 vakit, 3 vakit, 4 vakit diyenler de biz doğrusunu diyoruz diyorlar. Ama Kur'an doğrusunu diyorlarsa Kur'an'ın o doğrusunu söylediklerini yapan kişilerin sebepleri ve sonuçlarını bulmaları gerekir. Ama o sebepler ve sonuçlar üzerine düşünmeden biz doğrusunu biliyoruz demek ne derece doğru olabilir? Yani Firavun'a başkaldırmamış insanların, Firavun'a başkaldırmış insanların bunun gerektirdiği sabırları göstermeleri için Allah'ın verdikleri tavsiyeleri yaşamak üzere getirilen tavsiyeleri sanki bunu yaşamaksızın tartışırlarsa, bana sorarsanız bu tip mezhepler, bu tip tartışmalar çıkar. Kur'an'da benim baktığımda gördüğüm şu, onların yaşadıkları hayattaki tüm vakitlere dair Rabbim tavsiyelerde bulunuyor. Müteahhit zamanlarda, değişik zamanlarda, ama yaşadıklarını başarmaları adına bu tavsiyelerde bulunuyor. Dolayısıyla mesela Yaratan Rabbin adıyla oku diye başladığımızda, yani ilk gelen olsun veya olmasın bununla başladığınızda kalkıp bu Türkiye Cumhuriyeti'nin okullarında okumamayı anlayan bir insanın bu salatları sürdürülerek bunun üstesinden gelebileceğine inanıyorum. Ne dersiniz? Bunu sorayım demiştim. Teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm. Kardeş, şimdi sen kendi kendini bağladın. Hani bu kadar uzatmanın bir gereksizliğini zaten ifade ettin. Bir şey demeyelim şimdi artık. Tamam, haklısın diyelim birçok açıdan. Özellikle Kur'an aslında okunsun diye, tartışılsın diye vahyedilmiş bir metin değil. Yaşansın diye gönderilmiş, rehber edinilsin diye gönderilmiş. Bence dediğiniz şu açıdan önemli. Biz Kur'an'ı yaşamak için okumalıyız. Nasıl yaşayacağımızı öğrenmek için okumalıyız. Ya da ne yapacağımızı, nasıl yapmamız gerektiğini bilmek için okumalıyız. Yani kısacası eylem için okumalıyız. Hayatımızı belirlemek için okumalıyız. Evet. Fırat 19. Sizi bir kere daha alalım. Sonra bir de Oktay Bey'e söz vereceğim. O saat 12'ye geldi. Oktay Bey'den sonra kapatırız. Ya şimdi şey, meal konusunda bir şey diyeceğim de Erhan abinin meali, biz çok kullanıyoruz derken okuyoruz. Şöyle, ama açık Kur'an'la okuduğumuz için az önce dedik ki eski baskısı var açık Kur'an'da. Acaba şöyle bir şey yapamaz mı? Yani eğer internet sitesi varsa güncellediği mealini internete ekleyebilir mi? Var Süleymaniye zaten. Gibi. Var mı? Bilmiyorum peki. Var zaten. Duyuru grubunda ben gene atayım. PDF'sini ücretsiz indirebiliyorsunuz. Anladım. Yani ben şöyle bir tavsiye vereyim. Bilmiyorum. Yani öyle, yani yapıyordum muhtemelen şöyle. Hani hatalı çevirdiği ayetleri düzelttiğinde bunu bir internet sitesine koyabilirse oradan insanlar ulaşabilir. Çünkü ya Musaf artık kimse pek okumuyor. Özellikle genç yaşta olanlar. Android takım programı da var. Telefonlar için. Tamam, onu da atarsanız ben indiririm. Kerim Kur'an diye aratırsanız. Tamam, sağ olun. Play Store'da. Bilgim yoktu, sağ olun. Kerim Kur'an'dır hocamızın çevirisinin adı. Tamam. En son baskının Android versiyonu da var, ücretsizdir. Ne güzel, Allah razı olsun. Aynı zamanda erhanaktaş.org Erhan hocamızın resmi sitesi. Arada hiç nokta yok. Erhan Aktas
sonu S ile yazılıyor. .org. Oradan da Erhan Hocam'ın kitaplarını ve Kerim Kur'an çevirisini rahatlıkla indirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Tamam. Son bir şey diyeceğim de bu toplantı bittikten sonra Erhan abi özel bir soru soracağım da sorabilir miyim bilmiyorum. Telefonla ben arayayım seni kardeş. Tamam olur. Tamam. Oktay Bey çıktı mı? Buradayım ben. Oktay Bey vaz mı geçtiniz? Yo bekliyordum. El indi de. Ya şeyden indi yani. Bu kalmasın diye haber etsin diye. Tamam buyurun. Benim aslında bir iki soru mesela. İlk bir Bakara 145 olacaktı benim. Neyini soracaksınız 145'in? Mesela burada işte buradaki sen kitap ehlini her türlü ayeti getirsen yine de onlar senin kıblene dönmezler. Şimdi buradan kıbleden kasıt Kabe mi? Şimdi bakın Kabe lafı geçmediği için geçen gün bir Harun kardeşim dedi ki ya bu Kur'an'da Kabe yok. Niye Kabe demişsin? Ben de dedim ki ayette açık ve seçik diyor ki Mescid-i Haram tarafına çevir. Yani Mescid-i Haram nerede? İşte Mekke'de. Ne deniyor ona? Kabe deniyor. Dolayısıyla ayette açıkça ifade edildiği için bir sakıncası yok Kabe demenin. Burada doğrusu ant olsun ki kitap verilenlere hangi ayeti getirirsen getir yine de onlar senin kıblene uymazlar. Yani onlar kıblede kasıt bizim biraz önce o 125 Bakara 125'te ondan sonra 142, 143 ve 144'te anılan, söylenen, geçen işte Mescid-i Haram tarafı ya da Kabe diyelim ona. Ben o zaman şöyle bir sorum oluyor. Mesela Türkiye'deki diyelim bu tarikatta olanlar bunlarda kitap verilenler oluyor mu? Bu soruyu şimdi ben hani şöyle bir şey söyleyebilirim. Dinin tek kaynağı Kur'an'dır. İnancı, anlayışı, düşüncesi tıpkı Allah'ı birlediği gibi bir kişinin dinini de birlemesi anlamına gelir. Allah'ı birlediği gibi kitabını da birlemesi anlamına gelir. Nasıl ki Allah birse kitabı da bir tanedir, dinin kaynağı da bir tanedir. Bunun haricinde dinde başka kaynaklara da inanan kimseleri ben doğrusu tanımlarsam yani nasıl tanımlarım diye düşündüğümde onları ehli kitap kategorisinde değerlendirebiliriz. Yani o şeylere dahil edebiliriz. Ama benim bu konuda daha farklı bir düşüncem var. Onların henüz kendilerine vahiy yani davet ulaşmamış gibi görüyorum. Onlar Kur'an'la daha tanışmamışlar. Bekliyorlar. Yani Kur'an'la tanışmadıkları için Kur'an'dan sorumlu da sayılmazlar. Şeyleri ayırıyorum. Bakın din adamları sınıfı dediğimiz din üzerinden kendilerine işte hayat sağlayan, imkan sağlayan vesaire. Bir de bu insanları kendisine çağıran, Kur'an'a göre insanları kim kendisine çağırıyorsa o kişi kimse grup şeytandır. Çünkü sadece şeytan insanları kendisine çağırır. Biz insanları ancak Kur'an'a çağırırız, Allah'a çağırırız ve bunu da Kur'an'la yaparız, yapmamız gerekir. O bu konu biraz çok, bu hamur çok su götürür kardeş ya. Şey, yatsı vaktinin ne zamana kadar? Gecenin yakınlarında dediği zaman geceyi üçe böldüğümüzde birinci bölümünde. Yani ortasından önce, ortasından sonra değil, ortasından yani akşam, önce. Akşam namazı gece karanlığı bastırdıktan sonra akşam namazı, akşam namazının vakti bittikten sonra başlayan ve gecenin
Zülef'inde yani ilk kısmında yakınlarında ki zaman biliminde muhtemelen bunun için çok böyle sabit bir şey yok. Yani siz hangi saatte yatıyorsanız, ne zaman yatıyorsanız ya da cemaatte kılıyorsanız, kendi aranızda hangi vakti belirlediyseniz o zaman içerisinde yaparsınız bunu. Ya da mesela sahur vaktine kadar kılınabilir mi? Sahur gecenin ortasına geliyor. İlk vakti değil. Sahur demen yani şey. Bence kılınmaz. Yani gecenin ilk bölümünde kılınmalı. O zaman şimdi şimdi kimisi işte gecenin yarısına kadar diyor yatsı namazına. İşte şimdi, onu diyorum. Şimdi, ama şimdi kısmı var, yarısı. Yani son ama kısmı. Şimdiki diyelim ki gece 8'de başlıyor. Hesaplıyor işte sabah namazı 4'te, öğle 4 saat işte. Gecenin yarısı 12 diyorlar. O zaman şimdi şu düşünüyorum. Bundan 1400 sene önce böyle saat yoktu. O zaman insanlar gecenin yarısını nasıl hesaplıyorlardı? Vardı, vardı. Onların vakit, yani vakit, ben şöyle söyleyeyim aslında düşünce olarak ben bu bilimsel zaman ölçüm vesaire şeylerine çok itibar etmiyorum. Yani Allah hiçbir hesaba ve kitaba, hiçbir şeye insanı muhtaç etmemiş. Yani böyle ne diyorlar ona? İşte astronomi üzerinden zamanların kronometrik şekilde tespit ve tayini, kardeş ben buna şey yapmam. Yani siz zaman böyle bir şey değil. Yani böyle saniyelerle ölçülen, dakikalarla ölçülen bir şey değil. Sizin inisiyatifinize kalmış. Gece karanlığı bastı mı? Bastı. Yani bunun ilk yarısı ne zamana kadardır bunu bilmemek mümkün değil. Bilirsiniz yani gecenin yarısının ne zamana geldiğini öğrenmek için yıldızlara, aya ya da güneşe filan ihtiyacınız yok ki. Zaman karanlık çöktü, gece başladı. Ne zamana kadar? Ya yarısı işte belli onun yarısı. Nerede bunun yarısı? Yani burada şeye gerek yok. Böyle dakikalara, saniyelere filan ihtiyaç yok. Hamdolsun Allah'ın serbest bıraktığı, rahat bıraktığı, işte kolaylık olarak da belki bizim için böyle bir inisiyatif kullanma imkanı vermiş. Onu şey yapmamıza, kısıtlamamıza gerek yok. Tamam. Hocam, Merve Hanım'ın bir ses sorunu varmış. Chat'ten bana sorusunu yöneltti. Onu size okuyayım. Tamam. Son olarak da Serkan Bey'e söz vereceğim. Çünkü sizinle ilgili bir raz bana itham gibi gelen bir sözlerde bulundu. Ondan sonra da kapatalım. Şöyle söylüyor Merve Hanım. Kur'an'da bazı sözcüklerin farklı farklı anlamları var. Ya bizim bu anlamlara ulaşabileceğimiz bir kitap var mıdır? Kur'an Arapçası sözlüğü gibi varsa kitap önerisinde bulunabilir mi kendisi? Teşekkür ederim. Yani bu konuda en değerli toplu, en güzel çalışma Rakıp el-İsfahani'nin Müfredat diye bir şeyi var. Dur bakayım burada ben onu göstermeye çalışayım. Görünüyor galiba bu. Yani Müfredat var. Bu şey olarak bir de şu var, yani bu biraz çok geniş hacimli bir şey. El Beyan, bu da yine Arapça, Türkçe bir sözlük. Ama müfredatın şu güzelliği var, Kur'an'da geçen kelimelerle ilgili sadece. Kur'an'ın kök anlamları itibariyle Kur'an'da geçen işte 1700 küsur kelime var. Müfredat onlarla konu edinen çok derli toplu güzel bir çalışma. Oradan yararlanabilir. Evet, hocam Serkan Bey sizin hadisleri kaynak aldığınızı düşündü. Ama tabii ki siz chat'i okumuyorsunuz. O chat'e yazınca sanki siz de hiç bakmadığınız için arkanızdan konuşuluyor gibi oluyor. Ben kendisine bir söz hakkı vereyim. Kendisi bize sorusunu size direkt sorsun. Buyurun Serkan Bey. Evet. Şu şeyle, bu sünnetle alakalı. Şöyle bir yani bir gelmiş böyle bir sünnetten falan bahsetti. Bu tarihi kaynaklarla da
sabittir dedi. Şimdi sabittir dediğimizde ayetle delillendirmemiz gerekmiyor. Şimdi böyle bir konudan bahsediliyor ki, şimdi çok kilit bir konudan bahsediliyor ve aslında hadislerin kaynak olmadığından, az önce kitap ehli olarak gördüğümüz kişiden, şu an ise onun sabit olduğunu söylüyoruz. Ya bu bence büyük bir çelişki. Bir de az önce Müzzemmil'den bahsettik. Mesela Müzzemmil'deki 20. ayetteki şeyde şey geçiyor. Şimdi hesaplanamayacağını söylüyor Rabbimiz. Onu da söylemek isterim. Ayet açayım da öyle söyleyeyim. 20. ayet. Ne diyor? Bak az önce arkadaşımız dedi ya, biz bunun hesabını nasıl yapacağız? Bak ne diyor Rabbimiz? Geceyi ve gündüzü takdir eden Allah'tır. Ona asla hesaplayamayacağınızı bildi. Tövbenizi kabul etti. Ya çok büyük bir ifade bu. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani geceyle alakalı bir şeyden bahsediyor Rabbimiz. Yani geceyle salatın gece yapılmasıyla alakalı. Yani artık Rabbimizin tövbesi, yani tövbe ettiğimizi söylüyor. Bunun artık şey olmayacağını. Yine Erhan Aktaş'ın çevirisinden okuyorum. O halde gücünüzün yettiğince onu nakletmeye, duyurmaya çalışın. Salatı ikame edin diyor. Gene aynı ayet. Şimdi gecenin zülleflerinden bahsetti ve onu asla hesaplayamayacağınızı bildi de tövbenizi kabul etti diyor. Bu çok büyük bir ifade. Bu da şimdi Hud 114 varsa şey niye var? İsra 78 niye var diye bir soru sorulur. Aslında ikisi de aynı şeyi ifade ediyor. Gene Nur 58, gene iki vakti işaret ediyor. Şimdi bir de namaz yoktur diyen ve ben bunu delillendirebilirim. Ben ayetlerle delillendirebilirim. 2 saat verin bana. Ben 2 saatte delillendiririm. Hiç şey yapmam ya. Hatta ben bunu çok süper Arapça bilmediğim halde bile yapabilirim. Hatta bunu yapmışlığım da var arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında şuradaki eleştirimi söylemek istiyorum. Şimdi hadisleri kaynak almamakta alakalı konuşuluyor ama şeyin sabit kızıldı. Yani peygamberin namaz kıldığı sabittir demek çok büyük bir ifade. Bunu delillendirmeniz gerekiyor. Ama ayetlerle delillendirmeniz gerekiyor. Eyvallah. Evet, başka sorusu olan var mı? Nihat Bey, hocam saat 12:06 geçti. Evet. 41 kişi kaldık. Yani, 41 kişi hala direniyor, sizi takip ediyor. Şey yapalım inşallah. Şu anda başka sorumuz yoktur. Serkan kardeşim, ben ağzımdan hadis lafı geçmedi, çıkmadı. Ve şunu şöyle ifade ettim. Hüküm Allah'a ait dedim. Baştan yani eğer Kur'an'da onunla ilgili bir hüküm, bir buyruk varsa onun pratiği de Nebi tarafından, yani ki biz ona yaşanan sünnet diyoruz. Bakın ikisi çok farklı. İlgisi yok birbiriyle. Dolayısıyla bu konu sadece namaz için değil, Kur'an'da birçok konu için de yine aynı şey geçerli. Bilinen, tanınan, yapılan, uygulanan bir şey bu. Nebi'nin namaz kıldığının tarihen sabit olduğunu ben söylemiyorum. Tarihen sabittir ne demek? Yeryüzündeki bütün tarih kaynaklarının tamamının bir konuda ittifak etmesi demek. Bu onu sabit hale getirir. Yani bu konuda başkaca hiçbir kelimenin, hiçbir itirazın ifade edilmemiş olması demek ki bu bilim olarak da çok değerlidir. Bizim değerlendirmemiz açısından çok önemlidir. Aksi takdirde kendi keyfimizi
din edinmiş oluruz. Bu da çok önemli bir çıkmazdır. Yani böyle bir din yok. Şimdi biz yani, Nebi ile alakalı 1400... Ben pardon, yok, tartışmak istemiyorum Serkan kardeş. Ben sizi sabırla dinledim. Bitirdiniz. Ben de size cevap verdim. Bence burada kalalım. Tamam, teşekkür ederim. Estağfurullah. Hocam uzun bir gece oldu. Tahmin ediyorduk. Maalesef uzun oldu ve konu aslında yarısıyla ancak ele alındı. Olsun, hayırlısı olsun. İnşallah hayırlı olmuştur. İnşallah hayırlara sebep olan bir salat yaptık bu gece. Yaptığımız şey salat çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Dinlediniz, katlandınız, bu zamana kadar kaldınız. Haftaya inşallah ayetlerle, sorulan ayetlere cevap vermek üzerine konumuzu daha sürdüreceğiz, toplantılarımızı. Hayırlı olsun. Bünyamin Bey, size kaldırdınız ama haftaya girerseniz. Şey mi? Bir dakika, kısa bir şeyse kardeşimiz el kaldırdığına göre. Peki, son anda kalktı. Buyurun Bünyamin Bey, sizi de dinleyelim ve selamlar, başka soru almayalım. Şeyden bahsedeceğim, namaz yok diyenlere delil olarak Peygamber Efendimizin zamanında mescit yapılıp da namaz kıldığı kesin değil mi yani delillerle? Ya kardeş, neyse, yani bu konuları bence tartışmak bile akla ziyan bir şey. Yani aynen öyle hocam. Gerçekten Kur'an'da mescitlerden, bakın Kur'an'da mescitlerden açıkça söz ediyor. İsimlendiriyor, havradan, kiliseden, mescitten. Yani bunlar namaz da, yoktu o zaman niye mescit yapıldı? Yani mescidin amacı sadece namaz kılmak için değildi ama tamam, o mescidler aynı ama zamanda, tabii aynı zamanda en önemli yani ritüel olan namazın da icra edildikleri namazların merkeziydi yani. Müminlerin cemaati olarak. Yine diyorum kardeş, bu yani Kur'an'a biz Allah'tan olduğuna nasıl itibar ediyoruz, nasıl inanıyoruz? İşte yazıya geçirilmiş, yazıya geçirilen kısımları şu anda ilk yazıya geçirilenler elimizde yok ama hali hazırda çok erken dönemde yazıya geçenler dünyanın belli başlı merkezlerinde, işte biri de Topkapı Sarayı'nda olmak üzere var ve şu andaki elimizdeki mushafların hiçbirisinde bir diğeriyle farklı olan bir tane kelime dahi yok. Yani bu insanlar, Allah razı olsun, toplamışlar, derlemişler, kayıt altına almışlar, muhafaza etmişler. Ve aynı insanlar bu dini yaşamışlar yani. Aynen öyle. Evet. Cin suresi 18. ayet var zaten. Sadece Allah'ın adını anılmıyor. Eyvallah kardeş. Aynen öyle yani. Şey, noktayı sen koydun Fikret kardeş. Teşekkür ediyorum. Korvet Bey, ben sizin adınızı unuttum da tesettürle ilgili program yapalım haftaya demişsiniz. Haftaya değil, birkaç hafta, 4-5 haftalık programımız dolu ama tesettürü de ben yazdım listeye. Fikret Bey, kusura bakma, lafını böldüm. Hepinize iyi akşamlar dileriz. Katılan herkese, sabırla bekleyen herkese teşekkür ederiz. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ediyorum kardeşlerimden. Allah razı olsun.